günlük koşuşturmanın yorgunluğunu tamamen atabilmek ve sabahları dinlenmiş olarak uyanmak için kaliteli uyku şart. Peki iyi bir uykunun dostu, düşmanı ne? Kaliteli bir uyku için ne yapmak gerekiyor? Uykusuzluk hangi hastalıklara yol açıyor? Mikro uyku neden tehlikeli? Sağlıklı bir hayat için neyi doğru, neyi yanlış yapıyoruz? Profesör Doktor Osman Müftüoğlu merak edilenleri yanıtlıyor. Uyku sorunları ve tedavi yöntemlerini konuk Profesör Doktor Hakan Kaynak anlatıyor. İyi akşamlar efendim. Her Perşembe akşamı NTV'de size mesajımız net. Hayatın senin elinde. Hayatımız kendi ellerimizde. Bunun için değerli hocamız Profesör Doktor Osman Müftüoğlu'na sorulacak bir de etiketimiz var aslında. Twitter üzerinden etiketimiz Osman Hoca'ya sorun. Osman Hoca'ya sorun hashtag ile bize doğrudan Osman Müftüoğlu'na ulaşabileceksiniz efendim. Hocam merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Az önce az sonra dedik, duyurduk, uyku diyeceğiz. Aslında bir korona salgını var, bir de uyku salgını var. İçine girmiş, birbiri içine girmiş. Yani biri nedeniyle biri uykuları ne diyelim kaçırdı, fena halde kaçırdı. Nasıl çıkacağız bu iki salgının içinden? Önce şunu bilelim ki bu iyi hayat, kaliteli hayat, keyifli hayat felsefesinin dört tane biliyorsunuz bacağı var bizim açımızdan. İyi beslenme, iyi uyuma, stresi yönetme ve aktif bir hayat. Ama şunun altını çizelim. Sadece uykuya 24 saatten fazla dayanamıyorsunuz. Yemeden 2 gün durabilirsiniz. Aktivitesiz bir hafta durabilirsiniz. Yani diğerlerine dayanabilirsiniz. Huzursuzluğa 10 gün direnebilirsiniz. Ama uykusuzluğa maksimum 24 saat direnebilirsiniz. O nedenle uykusuzluk önemli. Ve o nedenle uykusuzluğu ben bu programın ilk ögelerinden biri olarak öne çekme ihtiyacı duydum. Uyku kaçıran şu günlerde, şu pandemide uyku diyeceğiz. Az sonra diyelim ama hemen gidip haber başlıklarına bakalım. Tabii. Korona dediğimizde bir tur çıkacak karşımıza. Adım adım ilerleyeceğiz. Doğrudan Osman Hoca da soracak. Başlayalım mı? Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı geldi. Almanya Daimi Aşı Komisyonu, koronavirüs aşısına dair beklentilerin yüksek tutulmaması uyarısında bulundu. Uzmanlar aşı bulunsa dahi normal hayata dönüşün hemen mümkün olmayacağını söylüyor. Aşıların etkili olması için en az 2 doza ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Salgının sona ermesi için nüfusun en az %60'ının aşılanması gerektiği, bunun da en az 1 yıl süreceği ifade ediliyor. Aşıya bu kadar umutlanmışken en az bir yıla mı ihtiyacımız var? Hayat normale kolay kolay dönmeyecek mi? Önce bir kere umutlarımızı korumaya devam edelim. Şu bilgiyi net ve açık olarak söyleyelim. Aşı çalışmalarında sona yaklaşılıyor. El ele bir firma var ki muhtemelen bir buçuk ay içerisinde ben bu işi hallettim, huzurlarınıza geldim diyecek. Ama yıl sonuna kadar, yani bu yılın önümüzdeki 4 ayında 4-5 firma, en az 4 firma farklı aşılar üreterek insanlığın hizmetine sunacak. Bu net bir açık ve umut verici bir gelişme. Muazzam bir gelişme. Çünkü aşı tarihinin hiçbir döneminde bu kadar kısa sürede herhangi bir hastalığa karşı, özellikle böyle bir virüse karşı aşıyı geliştirme başarısı insanoğlu göstermedi. İnşallah hayallerimiz yıkılmaz ama %99 bu işin sonuna geldiğimiz anlaşılıyor. Ancak şunu bilelim. Çok hızlı çalıştığımız için aşı geliştirmede, geliştirdiğimiz aşı, geliştirdikleri aşı, geliştirilen aşı diyelim, hepsini toparlayalım. Beklediğimiz ölçüde uzun performanslı bir aşı olmayacak gibi görünüyor. Yani bu dedikleri gibi en az iki doza mı, yani iki kez aşılanmaya mı ihtiyacımız var? En az iki doz olabilir, bir doz olsa bile, iki doz olsa bile süre 6 ay pek geçmeyecek gibi görünüyor. Hadi suyunu sıkın, 8 ay 9 ay. Yani ben bu aşıyı yaptırınca 1 ay, 1 yıl, 2 yıl bir bağışıklık sağlayamayacağım. Zaten influenza virüsünde, ki grip virüsünün etkinidir, ona karşı geliştirilen grip aşısında da biliyorsunuz korunma süresinin etkinliği, güvenliği 6 ay, 7 ay, 8 ay, 1 yılı zaten geçmiyor. Hatta aşı yaptırdıktan sonra bile aşının gücünün zayıf olması nedeniyle
yeniden grip geçirebiliyorsunuz. Burada da aşılanan kişilerin yeniden bu hastalığa yakalanma ihtimalleri her zaman var. Ama bilelim ki aşı bir umut. Neden? Bize bir 3-4 ay nefes alma fırsatı verecek. Hiç olmazsa toplumun belli bir kesimine, risk gruplarına, bu salgınla uğraşan doktorlara, sağlıkçılara, salgından dolayı hayati tehlike altında olan kronik hastalara müthiş bir fırsat. Aşı ile umudu bozmayalım. Ama şunu bilelim. Aşı gelecek, dertler bitecek. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Biz bu virüsle birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Biraz virüs taviz verecek benim tabirimle. Biraz biz eski hayatımızdan taviz vereceğiz. Ortak bazı noktalar bulacağız. Bugünkü gibi hep maskeyle dolaşmayacağız. Ama bilelim ki bundan sonra bu hijyen meselesine, maske yoksa bile mesafe meselesine, mesafeli sosyalleşme meselesine bir ölçüde hala bir süre dikkat etmeye devam edeceğiz. Bir anlamda antikor gibi olacak herhalde değil mi? Evet, anladığım kadarıyla. Şimdi bu hafta çok konuştuğumuz, bugün de manşetlerden inmeyen bir Trump'ın iyileşme süreci vardı. Buna dair de haber başlığımız şimdi ekrana geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da koronavirüse yakalandı. Maske takmıyor, virüsü hafife alıyordu. 74 yaşındaki Trump'ın tedavi sürecinde oksijen seviyesi %94'ün altına düştü, oksijen takviyesi yapıldı. Trump'a remdesivir ve tartışmalı steroid dexametazon tedavisi uygulandı. Hatta akıllı füzeler denildi. Akıllı füzelerle iyileşti diye de tartışma oldu. İkiye de ayrıldı. Siz de yazdınız hocam. Yani VIP bir iyileşme mi sağlandı? Siz rahmetli Süleyman Demirel'i VIP şekilde sağlığını koruyan isimlerden birisiniz. Şimdi liderlerin ve öne çıkan isimlerin VIP sağlık tedavileri olur, güçlendirme koşulları olur. Ama diğer yandan baktığımızda acaba bir diğer 70 yaşındaki bir kişiye de aynı tedavi uygulanır mı? Ne dersiniz? Söz konusu olan ABD Başkanı olunca çok konuşuluyor. Çok fazla boyutu var. Bir kere o VIP kişiliğinden de önce bulunduğu konum nedeniyle önemli. Amerikan Cumhurbaşkanı'na eğer bu salgın nedeniyle bir Allah korusun, yani adamcağızın başına kötü bir şey gelse, bu sadece Amerika'yı ilgilendirmez, bütün dünyayı ilgilendiren ekonomik sosyal sonuçları olan çok ciddi bir travma. O nedenle hem Amerika Devleti'nin kendisi için hem de dünyanın genel barışı ve korunması açısından böyle bir tedbiri almasını saygıyla karşılamak gerekir. Ha bir kısmı diyor ki bu bir politik nedenle iş büyütüldü, balon haline getirildi. Aslında bir şey yoktu, götürüldü, getirildi. Bir siyasi manevra yapıldı. Bilemem, o kısmı bilemem. Trump nasıl iyileşti iki günde? Ne tedavide kullanıldı hocam? Şu çok net ve açık. Trump'ın oksijen seviyesi düştü. Ve o askeri hastaneye ki başkanların hepsi orada tedavi edilir. Check-up'lar o hastanede, Walter Reed'de yapılır. Oraya onun için götürüldü. Uygulanan tedavi neydi? Uygulanan tedavi bir kere her şeyden önce çok ciddi bir oksijen desteği verildiği net. Amerikalı bir firmanın geliştirdiği Remdesivir isimli antiviralin hemen yüklendiği kesin. Hiçbir risk almamak adına dexametasonun basıldığı hiç kuşku götürmüyor. Açıkladılar zaten. Ama bir de aynı zamanda yapay antikor yüklediler. Bu yapay antikorlar açıklamaya göre muhtemelen gezegenimizde de ilk defa Trump uygulandı. Öyle mi başkanım? Riski yapay bir bağışıklık mı kazandırdılar? Şöyle, yani? Yapay bağışıklık kazandırmadılar. Mevcut virüsleri yok etmek için virüsleri aşıyla kazanmamız, aşıyla onun için oluyoruz, antikor oluşturalım diye. Aşıyla kazanmamız gereken antikorları sanki aşılanmış gibi, önceden varmış gibi bastılar ve virüse yapışan antikorlar virüsün hücrelere dokunabileceği o almaçlarını, uçlarını körleştirdiği bir nevi duyarsız hale getirdi ve virüslerin tümüyle sistemden çok çabuk bir şekilde atılmasını sağladı. Tahminimiz bu yönde. Bunlar yapay antikorlar ve geleceğin ilaçları, aşıdan da değerliler ve inşallah sonuca giderler. Bunu da geliştiren bir Amerikalı firma ve firma güvenli olduğu için de başkan bunun uygulanmasında hiçbir tereddüt göstermeden uygulattı bunu diye söyleniyor. Açıklama o şekilde. Dexametazon şüpheli bir ilaç değil. Dexametazon, kortizon ve biz burada zaten bizim sağlık sistemimizin, Sağlık Bakanlığımızın, doktorlarımızın başarısı Trump'ın başarısından çok daha önce teyit edilmiştir ve aslında dünya ölçeğinde de edilmelidir. Çünkü biz Remdesivir benzeri bir antivirali
Favi çok erken devreye soktuk. Dünyada bizim kadar erken ve hızlı, çabuk Favi devreye sokan bir ülke yok. İki, en ufak bir şüphe halinde Favi ile yetinmedik. Akciğerde bir şey mi var? Bir stokin fırtınası olmasın, durum ağırlaşmasın diye süratle dexametason benzeri herhangi bir kortizonu, dexametasonu veya prednizolonu, metilprednizolonu hastalarımıza, hastanelerde, hekimlerimiz yoğun bakımlarda uyguladılar. Yani Trump'a yapılan tedavi doğrudur. Onaylanabilir bir tedavidir. Ha burada bir VIP sendromu var mı? Onu diyeceğim tamam. Bir sendrom mudur bu gerçekten? VIP sendromu nedir? VIP sendromunu zannediyorum bir 10 sene önce ilk defa ben kullandım. Bunun da nedeni çok sayıda VIP'yi izlemiş olmamdan. Bir süre ben sağlık sisteminde, Cumhurbaşkanlığı Başbakanlık Sağlık Sistemi'nde esas yöneticiydim. Hem rahmetli Demirel'in hem de bu arada Haydar Aliyev rahmetlinin, daha pek çok ünlü, önemli devlet başkanının, buna Yasser Arafat'a dahil, sağlık sisteminin korunması ile ilgili planlamaları yaptık. Burada VIP sendromu şudur. Sadece devlet başkanı olmanız gerekli değil. Eğer siz önemli bir sanatçıysanız, önemli bir yazarsanız, edebiyatçıysanız, ses sanatçıysanız, iyi bir tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusuysanız, bir toplumun çok değer verdiği veya çok izlediği birisiyseniz, sizi herhangi bir hastalık durumunda iki tehlike bekler. Bir tanesi, ya ben bu hastaya bulaşmayayım, bir şey olur, başıma bir iş gelir kardeşim deyip sizi pimpon topu gibi oradan oraya sevk edebilirler. Yani hiçbir hastane sizin sağlığınızla ilgili sonuçlarından emin olmayacağı sorunları başına yazmak, sarmak sorumluluk almak bravo, istemez. Bravo. Bu bir grubu. Bir tam tersi söz konusu. Basit bir sorunuz varken o sorumluluk 3'e 5'e katlanıp şişirilir. Çünkü sizin o hastaneye gelmeniz, o hekim tarafından tedavi edilmeniz, o sağlık sistemi tarafından tedavi almanız o grup için, o hekim için, o hastane için bir reklam aracıdır. Hastanelerin önüne çıkılır, sağınızı solunuzu hekimler geçirilir, siz demeç verirken arkada o kişiler durur. Dolayısıyla o görüntüyü verebilmek için de size gereksiz ameliyat uygulanabilir, gereksiz tedaviler yapılabilir maalesef. Bu açı gerçek ama gerçek. Buna VIP sendromu diye bir genel tanımlama, tıbbi bir tanımlama değil ama böyle bir sendromun olduğu kesin. Gerçekten pek de dile getirilmeyen bir sendromuş. Evet. Bunu da dile getirmiş oldunuz. Hayatın senin elinde derken biz. Evet. Şimdi korona turumuza devam edelim. Avrupa başlı başına bir vaka oldu değil mi bu Avrupa süreçte? Avrupa kaynıyor. Kaynıyor. Nedir son durum? Hemen gelsin bilgiler ekrana. Slovakya ve Ukrayna'dan günlük vaka rekorları geldi. Ukrayna'da son 24 saatte 5397, Slovakya'da ise 1037 vaka tespit edildi. Slovakya Başbakanı Igor Matovič, vatandaşları virüse karşı ekstra dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ülkede 1 Ekim'de acil durum hali ilan edilmiş ve ek tedbirler hayata geçmişti. Almanya'da son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı 4000'e yaklaştı. Bir önceki güne oranla vaka artışının 1500'den fazla olması ikinci dalga endişesi yarattı. Böylelikle günlük vaka sayısı Nisan'daki sayılara ulaşmış oldu. Fransa'da çarşamba günü rekor sayıda vaka açıklandı. Ülkede yaklaşık 19.000 yeni vaka tespit edildi. Kelimenin tam anlamıyla sizin tabir ettiğiniz gibi Avrupa kaynıyor. Neden böyle sarpa sardı işler? Yani çok net ve açık bir tek neden yok. Çok neden var. Birisi bir, artık yaz bitti Avrupa'da, bizden daha önce bitti. Havalar soğudu. İnsanlar kapalı alanlarda, restoranlarda, kafelerde, evlerde daha çok beraber olmak durumunda kalıyorlar. Bu da bulaşma ihtimalini arttırıyor. İkincisi, Avrupa'da farklı ülkelerde seyahate giden, yaz tatiline giden, İspanya'ya giden Alman, Hırvatistan'a giden Fransız, Yunanistan'a giden Slovenyalı o virüsleri oradan aldı, oraya taşıdı. Dolayısıyla bir toplumsal hareketlilik arttı. Toplumsal hareketlilik yaz sonu nedeniyle artınca virüsün hareket kabiliyeti, hareket alanı da çoğaldı. İspanya'daki virüs ertesi gün kendini Paris'te gösterebilir hale geldi. Bir başka neden okullar. Okulların açılması, üniversitelerin açılması bir başka faktör. Ama gerçekten dikkat edilmezse ne noktaya gideceğinin çok önemli örnekleri. Özellikle Fransa'daki 18 binlik vaka açıklaması ben dahil bütün meslektaşlarımızı ciddi ölçüde endişelendiriyor. Halkımızı da endişelendirmeli. Şunu
sormak istiyorum aslında. Hem bizim için hem dünya için. Burada düşündüğümüzden toplumsal bağışıklığa daha mı yakınız? Çünkü sayı ne kadar yüksekse aslında toplumsal bağışıklığımız artıyor anlamını çıkarabilir miyiz hocam? Çıkarabiliriz ama bu toplumsal bağışıklık dediğimiz bağışıklığın zaten dünya nüfusunun diyor, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı açıklama yaptı. %10'unun evet. bu hastalığı geçirdiğini düşünüyoruz. Öyle bakarsanız zaten bu toplamda ciddi bir rakam ediyor. Ancak bir tek ülke bugüne kadar toplumsal bağışıklığa soyunup dayağı yedi, geri çekildi. İsveç. Yani toplumsal bağışıklıkla bu işi önlemeye çalışmanın, yani bırakalım olduğu gibi, hı hı. ölen öldür kalan sağlar bizimdir gibi yanlış bir düşünceye kapılmanın artık hiçbir zaman zamanı değildir. Bundan sonra hiç zamanı değil. Bundan sonra yapılacak olan şey, birinci plana maskeyi alacaksınız. Tekrarlayalım. Çünkü bugün gördüğümüz manzara şu. Hepimiz saçımız önümüze döküldü, gördük. Bir takım şeyleri yanlış düşünmüşüz. Bu yanlış düşünenlerden birisi de net ve açık olarak benim. Ben yaza doğru bunu ciddi ölçüde hafifleyeceğini düşünüyordum. Hatta yaz sonu 100-150 vakalar görürüz diye bekliyordum. Ha biz 1500-2000 vaka görüyoruz ama dışarıda da bu 15.000, 5.000, 10.000 ise bir tek bizim işimiz değil bu. Bu virüsün beklediğimiz ölçüde gücünü kaybetmediği de net ve açık. Bizim beklediğimiz ölçüde bu işi öğrenip bir standart, bir sabit davranış kalıbı haline getirmediğimiz de açık. Burada mesele şu, gördüğümüz bir yanlış daha var. Biz maskeleri takmakta geç kalmışız bana göre. Yani bir şekilde baştan maske takın çağrısı yapan hekimler haklı çıktılar. Dünya Sağlık Örgütü yanılttı bizi diye. Sadece Dünya Sağlık Örgütü yanıltmadı. Biz de biraz yanıldık. Yani Dünya Sağlık Örgütü bize kolumuza kelepçe takmıyor. Bir şey söylüyor. Yarısını yapmıyoruz zaten. Dünya Sağlık Örgütü en çok yanılan örgüt. Yani nasıl bir sağlık örgütüdür? Bence Dünya Sağlıksızlık Örgütü bile diyebilirsiniz ona. Koronadaki öngörülerine bakarak. Ama bizim de biraz dikkatli olmamız lazımdı. Ama olan oldu. Hani hep söylüyorum ya size, arkanıza bakarak önünüzü göremezsiniz derdi Demirel. Arkamıza bakmayacağız, önümüze bakacağız. Önümüz şu, bugünlerde el yıkamak önemli, mesafe önemli ama maske bir numara. Sıralamayı yapalım, bir numaraya maskeyi koyacağız. Maskesiz elinizi ne kadar yıkarsanız yıkayın, virüs yayılacak. Sosyal mesafeyi ne kadar korursanız koruyun, maskesiz virüs yayılacak. Onun için maske bir, sosyal mesafe iki, tabii ki el yıkamak Allah'ın emri, hepimizin vazgeçilmez hijyenik davranış. Değil mi? Olmazsa olmaz. Şimdi aslında belirtilere ve süresine baktığımızda 2 ila 4 hafta gibi bir süreye geliyor. Ama kimilerinde daha ağır geçiyor. Hatta onun alma miktarı mı, işte taşıyıcıdan mı, doğrudan kaynaktan mı aldı? Pek çok açıdan konuştuk sizinle de. Şuna gelmek istiyorum. Uzamış COVID-19 belirtileri diye bir başlık var. Nedir bu? Kimisinde neden o kadar uzuyor bu iyileşme süreci? Şimdi bunun bir kere şunu çok iyi biliyoruz. Dediğiniz gibi 2-4 hafta içinde COVID'in tamamlanması lazım ve genelde öyle tamamlanıyor. Ama bazı kişilerde 4 hafta, 5 hafta sonra kas ağrıları devam ediyor. 6-7 hafta geçiyor, nefes darlığı, öksürüğü devam ediyor, balgam çıkarmaya devam ediyor. 8-10 hafta geçiyor, saçı dökülmeye başlıyor. Yani bu tip tat alma duyusu veya koku kaybı meselesi normalde 4-8 hafta içinde geri dönmesi lazımken 12 hafta geçip dönmeyen benim 2 tane hastam var. Yani bu tablolar için bilimsel değil ama uzamış COVID deyimini kullanıyoruz. Bir kısmı da maalesef daha baştan hızlı seyredip yoğun bakıma yatıyor. İnşallah bir an önce iyileşip aramıza döner. Antalya Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceğin bugün yaşadığı durum öyle bir şey. Yoğun bakımdan bir türlü toparlayıp çıkaramıyorsunuz ama 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra çıkarıp başardığımız çok hastamız var. Yoğun bakım hekimlerimiz bu konuda muazzamlar. Bu uzamış COVID'in en önemli nedeni bence bir, tedaviye geç başlamak. Zaten Sağlık Bakanlığı bu nedenle daha belirttiği, gördüğü çoğu kişiye favili favili basıyor. Çok doğru yapıyor. 2, virüs yükünün fazla olması, yapacağımız bir şey yok. 3, en önemlisi yoğun bakıma hastayı nakletmekte geç kalmamak lazım. Hastaneye yatıracak hastayla evde yapılacak, bakılacak hastayı ayırt edebilmek lazım. Burada da bizim bana göre başarımız ki yoğun bakım hasta sayımız düşmeye başladı. Filyasyon ekipleri biraz gevşemişti, yeniden sıkıldı iş. Özellikle Ankara, İzmir, İstanbul ve Konya'da filyasyonda müthiş başarılar gösteriyorlar.
çok dikkat çekici, çok önemli. Şimdi son duruma bakalım hocam. 3 günlük korona verileri gelsin ekrana. Bu noktada gidişat nasıl, bize neyi gösteriyor, neyi söyletiyor bunu konuşacağız. Bugün itibariyle 8 Ekim'de ne yazık ki 58 can kaybımız var. 6, 7 ve 8 Ekim itibariyle tablo ekrandadır. Hayatını kaybedenlerin sayısı 55 iken 56'ya yükselmişti. Ne yazık ki dediğim gibi 8 Ekim bugün itibariyle son 24 saatte 58 canımızı kaybettik koronavirüs nedeniyle. Hasta sayısı 1500'ün üzerine 1600 bandının üzerine atmış durumda. 1511, 1581 ve 1615'e dek ne yazık ki geldik. İyileşen hasta sayısı dediğimizde o aradaki makas yeniden açılıyor. Siz hep dikkat çekersiniz. 1200'lerden 1300'lere ve şimdi 1400'e dayanmış durumda. 1398'de. Ağır hasta sayısı 1400 bandını koruyor. Test sayısı burada iyileşme var. 112.000'lerden 116.000'lere ve 117.000'in de üzerine geldi. Siz baştan beri test sayısı artmalı diyorsunuz. Buna dikkat çekiyorsunuz. Bu tablo bize neyi söylüyor gidişat adına? Şimdi bu tablo bize aslında performansımızın kötü olmadığını söylüyor. Her ne kadar bunun aksini iddia edenler çoksa ben aynı kanaatte değilim. Bu kanaatimi söylerken de hiçbir şekilde hiçbir siyasal yaklaşım içinde değilim. Çok net ve açığım. Nedeni şu. Eğer bir salgınla karşı karşıyaysanız o salgını yapacağınız iş yok etmek. Yok edemiyorsanız etkisini azaltmak. Azaltırken hafifletmek, hatta durdurmaya çalışmak. Şimdi bu rakamlar stabil seyrediyorsa bana göre bu bile bir başarı. Yani eğer bu rakamlar gerçek ve doğru rakamlarsa o zaman biz ortalama günlük hasta sayısında, günlük kayıp sayısında, günlük ağır vaka sayısında artma değil, stabilizasyon, hatta hafif gerileme sağlayabileceğiz gibi görünüyor. Burada durup bunu nasıl başardığımızı, başarımızın eksik kalmasındaki yanlışlarımızın neler olduğunu doğru, açık, seçik, net, saklamadan ortaya koyarsak sonuca daha iyi gideriz. İyi gidiyoruz. Bana göre iyi gidiyoruz. Yani toplum olarak bu böyle bir salgını dünyanın herhangi bir ülkesi bastırabiliyor diye düşündük. Ben de düşündüm. İtalya 150 oldu. İspanya 100'leri görüyor. Biz niye hala 500 diye ben bağırıyordum. Pat diye İspanya'dan 4000 haberi geldi arkasından. Bu da mesele net ve açık. Virüsün eli, kolu, ayağı yok. Virüs hoplayıp zıplamıyor. Virüsü olduğu yere hapsetmek, virüsü sokakta bırakmak, sokağa mahkum etmek bizim elimizde. İhtiyaç olmadıkça sokağa çıkmayacağız. İşe gitmemiz lazım. Gideceğiz, maskemizi takacağız. Maskemizi takmakla yetinmeyeceğiz, mesafeli davranacağız. Yani Sağlık Bakanımız Sabire aynı şeyi söylüyor ama doğru yapıyor. Tedbir, tedbir, tedbir. Hepsi bu. Moral de vermek lazım. Osman Müftüoğlu'nun hep böyle bir moralli bakışa dair çağrısı da vardır. Ama arkasından da bir pandemi uyarısı da gelsin mi hocam? Gelsin. Pandemi uyarısı geliyor. Önemli bir uyarı. Maske, maske, maske dedik. Ama şimdi bugün mesela İstanbul'da, yurtta yağmur var. Yağmurdan ıslandık. Maske de ıslandık. Bizi korur mu? Hayır. Bu bizim için çok önemli bir haber. Bunu özellikle bugün burada uyarı olarak yayınlanmasını istedim. Çünkü bu uyarı Avrupa'nın önemli merkezlerinden birisinden, Almanya'dan geldi. Almanya'daki salgınla uğraşan merkezden geldi. Yağmurda ıslanan maske koruma gücünü neredeyse %100'e yakın kaybediyor. Nemlenen maske bile kaybediyor ama yağmurda ıslanan maske havada karada kaybediyor. Islanan maskeyi gözünün yaşına bakmayıp bir kenara koyacağız, kuru bir maske takacağız. Başka çaresi yok. Şimdi bir araya gidelim. Aranın ardından uyku diyeceğiz. Şu pandemide kimimizin, hangimizin kaçmıyor ki şu uykuları? Farklı farklı boyutları var. Nereye gidecek bu durum? Hepsini konuşacağız. Kısacık aranın ardından. Hayatın senin elinde, hayatımız bizim elimizde. Bunun farkındalığını yaratmak adına bence son zamanların en iyi seçilmiş isimlerinden biri diyorum. Yine sizden geldi bu isimle evet. Hocam. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu farkıyla hemen bunu da hatırlatalım. Bir etiketimiz vardı Twitter üzerinden. Hashtag neydi? Osman Hoca'ya sorun. Osman Hoca'ya sorun. Baktım çok sorunuz gelmiş. Arada soracağım ama şu uyku mevzunu şöyle bir yatıralım, masaya yatıralım kelimenin tam anlamıyla. Az sonra değerli hocamıza da döneceğiz. Bir diğer açıdan da uykuyu konuşacağız. Şimdi şöyle bir şey var aslında. Kronik uykusuzluk başlığı var.
pek çok açıdan değerlendiriyoruz da yeni hayatı düşündüğümde yorulmadan bilgisayar başında geçen öğrencilerin, çocukların bir gün boyu hayatı var. Evden çalışma dediğimizde pek çok kişi evden çalışıyor ve yorulmadan mavi ışık ekran karşısında geçen bir hayattan bahsediyoruz. Sonra gel de gece uyu. Yorulsam da uyuyamıyoruz. Uyku kaçmış durumda. Ne olacak hocam? Bağışıklık içinde olmazsa olmaz. En iyi ilaç. Siz bunun altını çizersiniz yani, değil mi? Şöyle söyleyebiliriz. Yeni hayat sanki uyku düşmanı olarak tasarlanmış bir hayat. Bu bizim çok sevdiğimiz yeni hayat. Yeni hayat bize daha çok ses getiriyor. Uyku çok sesi sevmiyor. Yeni hayat bize daha çok ışık getiriyor. Uyku çok ışığı sevmiyor. Hele hele suni ışığı, yapay ışığı, hele hele bu mavi ışığı, led ışığını hiç sevmiyor. Yeni hayat bize stres, huzursuzluk getiriyor. Yeni hayat yarışma getiriyor, sevmiyor uyku. Yeni hayat bize kaygı getiriyor. Bugünlerde hepimizin yaşadığı ekonomik, sosyal, sağlık kaygıları hepsi üst üste. Uyku bunları sevmiyor. Yeni hayat bize hareketsizlik getiriyor. Neredeyse bize otomatik kaldırımlar yapacak. Kaldırımda bile yürümeden hareket edebileceğiz. Ama uyku hareketsizliği sevmiyor. Yeni hayat bize ıkına tıkına yemeği özendiriyor. Göbeklerimiz şişiyor, reflülerimiz azıyor. Reflüsü olan, göbeği olan, uyku apnesi olan birisinin sağlıklı uyuyabilmesi imkansız hale geliyor. Aslında bütün mesele yeni hayatın bize zoraki dayattığı şeyler. Peki ne yapalım hocam? Köye mi gidelim, dağa mı gidelim, kıra mı gidelim? Bundan vazgeçelim, hayır vazgeçmeyelim. Ama hayatımızda bunları hafifleştirebilecek, hafifletebilecek önlemleri alalım. Yani uykumuzun kıymetini bilelim. Ve bir güzel şey söylediniz. Uyku kalitesi. Nasıl ki ekmek yemekle yumurta yemek aynı şey değilse, 8 saat uyumanın bölünerek uyunanı ve uyanılarak uyunanı, saat gece 2'den sonra uyunanıyla akşam saat 11'de 10'da uyunanı, uykuya geçireni aynı değil. Uykunun da tıpkı yemek gibi bir kalite ihtiyacı var. Yani niceliği de önemli, 8 saat uyuyalım. Niteliği de önemli, güzel uyuyalım. Dolayısıyla bu uyku meselesini bugün gelin eline boyuna bir konuşalım. Şimdi söylediğiniz gibi aslında adım adım tedaviye kadar da gideceğiz ama önce bir kronik uykusuzluğun belirtilerine bakalım. Yani biz nerede alarma geçelim? Bende bu durum bir hastalığa kapı açacak kadar kronikleşti. Uykusuzluk, evet uyuyamıyorum ama bunda da hani artık bu hastalık haline geldi. Yani son haline geldi. Yani hastalık belirten boyuttaki ne zaman diyelim? Nasıl ayırt edeceğiz? Orada belirtiler önemli. Bazı belirtiler var ki ekranda görüyoruz şu anda. Evet. O belirtiler çok önemli. Eğer siz artık gün içinde sık sık uyuyakalan, uyuklayan, kafası karışan, kafası düşen, birdenbire toparlanmaya çalışma ihtiyacı duyan, birileri tarafından çimdiklenen, uyarılan, el kol hareketi yapılan biri haline geldiyseniz kronik uykusuzsunuz demektir. İki, eğer siz her günü artık yorgun karşılıyorsanız, hele hele sabahtan itibaren güne yorgunlukla başlıyorsanız ve gün içinde sinirlilik, gerginlik, ölçüsüz, gereksiz öfke, hiddet atakları yaşıyorsanız hoş geldin uykusuzluk, kronik uykusuzluk diyebilirsiniz. Konsantrasyon sorunları yaşıyorsanız, hafıza sorunları yaşamaya başladıysanız, neydi o, ne zamandı, ne şekildeydi falan gibi hatırlama sorunları yaşamaya başladıysanız, bunlar en basitinden kronik uykusuzluğun ilk 4 işareti olarak biz size bunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi belirtiler bunlardı. Devam ettiğimizde aslında şöyle bir uyarınız da hep bugüne kadar olmuştur hocam. Ne kadar az uyursak hayatımızda o kadar kısalır mı? Konu bu kadar riskli mi? Çok riskli. Şimdi çoğu bu işi bilmeyen insan şöyle söylüyor. Ya ölünce zaten hep uyuyacağız kardeşim, niye uyuyalım? Hayatımızın 25 yılı, 20 yılı, ortalama 3'te biri, günün 3'te biri gibi 8 saat uyuyun diyoruz ya, uykuda geçiyor. Ama uyku süresinden çaldığınız her süre, size hayatınızdan da çaldığınız süre olarak, yani yol, su, elektrik olarak geri dönüyor. Sadece uykudan çaldığınız süre ömrünüzü kısaltmıyor. Yaşadığınız o kısa ömründe canına okuyor. Aslında şöyle bakıyorlar değil mi? Sözünüzü balla kesin. Yani bana 3 saat uyku yeter. 5 saat uyku yeter. Akıllıları tarih çok gördü. Mesela Merkel en son bunu söyledi. Merkel, ondan önce bir tane örnek daha var. Reagan. Reagan'ın en büyük övündüğü şey, toprağı bol olsun, az uykuydu. Hayatını Alzheimer'la tamamladı. Thatcher, uykusuz çalışmakla, günde 4 saat uyuyarak hizmet etmekle övünüyordu. Keşke daha uzun yaşasaydı da daha çok hizmet etseydi halkına. Alzheimer'la kaybedildi. Erken yaşta Alzheimer'e yakalandı. Yani şu anda Merkel'in Parkinson'a yakalanması
net açıklama yok ama öyle görünüyor. Uykusuzlukla çok yakından ilgili diye düşünülüyor. Yani burada mesele şu, daha kısa değil, daha kaliteli uyku size daha uzun bir uyumadığınız süre kazandırır. Ve daha o uzun uyumadığınız süre daha çok kalite, verimlilik, yaratıcılık, inovasyon ve huzur, rahatlık sağlar. Size yol, su, elektrik olarak döner diyorsunuz. Peki burada yine Osman Hoca uyarıyor efendim. Biz hep alarm kurarız sabah uyanalım diye ama onu yanlış mı yapıyoruz? Yanlış yaptığımızı çok önemli bir uyku uzmanı, uykusuzluk ve uyku sorununa ilgili yazdığı kitapta söyledi. Ben de oradan aldım. Diyor ki uyku uzmanı, saatlerinizi uyanmak için kurmayın. Yatağa girmek için, yani uykuya geçmek için kullanın. Çünkü mesele sabahleyin uyanmakta değil, akşamleyin vaktinde güzel güzel paşa paşa gidip yatağa girmekte. Yani uykudan çaldığınız her saat, her zaman dilimi size sağlık sorunu olarak yine yol su elektrik geri dönmekte. Ama yol su elektriğin olmayan olarak geri dönmekte. Peki aslında hep sorarız ama olmazsa olmaz şimdi bu konuyu da konuşurken. En geç kaçta girmek lazım uyku için yatağa? İdeal uyku zamanı günlük iç saatimize uyan uyku zamanıdır. Bizim insanlık tarihinin kaç milyon yıl olduğu net bir açık değil ama bu milyon yılın son yüzyılı hariç insanoğlu hep yatağa saat 8-9'u geçirmeden girmiş. Çünkü elektrik yoktu. Hatta başlangıçta ateş de yoktu. Karanlıkla beraber insanlar uyku ritmini geliştirmişler. Ama ne zamanki elektrik çıktı, hele o elektriğin çıkışı da bitmedi, arkasından televizyon icat edildi, o da bitmedi. Bu mavi ışık LED icat edildi, tabletler, telefonlar hayatımıza girdi. Sosyal medya denen bir canavar, bazen iyi bazen kötü, hayatımıza girdi. Başımıza bu uykusuzluk salgını, uykusuzluk pandemisi geldi. Onun için saatinizi saat 10'da yatağa girmek üzere kurun. Ama ona rağmen yapacaklarınız var, onu bu programın en sonuna koyalım. Nasıl daha iyi uyuyoruz? Nasıl daha iyi uyuyoruz? Uykunun anayasası. Aslında bir anayasasını çizelim evet. Ama şöyle de bir şey koyalım anayasaya başlarken. Yaş yaş. Hani biz deriz ya uyusun da büyüsün ninni diye. Kesinlikle. Çocuklara, bebeklere öyle deriz. Kesinlikle. Ama belli bir yaştan sonra ne olmalı? Yaş yaş ne kadar uyku lazım? Bir ona bakalım mı? Uyku saati değişir mi, değişmeli mi? Yetişkinlerde ne oranda, sonra kaç oranda? Şöyle bir baktığımda 7 ila 9 saat mesela. Yetişkinlerde 65 yaş üstü 6 ila 8 saat, 6-13 dediğimizde 9 ila 11 saat gibi çıkıyor karşımıza. Şimdi şuna gelmek istiyorum. Bizi uykusuz bırakacak düşünceleri biz zihnimizden atamıyorsak, sorunları da çözemiyorsak ama bir şekilde o uykuyu da uyumamız lazım ki ertesi güne güçlü kalkalım. Ve bundan sonrasını düzenleyelim. Bağışıklık sistemini bu pandemide güçlü tutalım. Ne yapalım deliksiz bir uyku için? 5 adım nereden başlayalım? İlk adım. Yani uykusuzluk sorununu yenmek için, uyku aşmak için çok şey yapmış insanlar ama bugüne kadar benim çok kafa patlattığım bir konu uyku meselesi, sağlık hayat açısından çok net ve açık çözümler bulamamışlar. İsterseniz ilk 5'i ekrana çıkaralım, gösterelim ama daha da fazla detaya girelim. Eğer uyku meselesini çözmek istiyorsanız yapmanız gereken temel şey bir numara neden, bir numara faktör. Her gün aynı saatte yatağa girin, aynı saatte yataktan çıkın. Yani akşam saat 10'da uyuyun, 10.30'da uyuyun, 11'de uyuyun. Sabahleyin 6'da kalkın, 6.30'da kalkın, 7'de kalkın ama bir gün 10'da, bir gün 1'de yatmayın. Bir gün sabahleyin saat 4'e saati kurup, 5'e saati kurup çalışacağım deyip ertesi gün saat 10'a kadar uyumayın. Aynı saatte uyanın ve uyuyun ve uyanın. İkincisi, kafeinden, nikotinden ve alkolden. Bu üçlü çok önemli. Kafein yeterli değil. Hı hı. Nikotin, sigara içenlerin uyku saati diyor. Çok net açıklanmış bu. Nikotin sigarayla bildiğimiz diyor. Kafein konuşacağız birçok yolla giriyor. Ve alkol. Alkol beyni uyumak konusunda uyuşturuyor. Alkol bizi uyutmuyor. Alkol beyni kandırıyor. Alkol beynin taşıdığı bir takım uykuyu önleyen sinyalleri, endişe sinyalleri olabilir bu, stres sinyalleri olabilir, uyuşukluk sağlıyor. Ama ertesi gün aptallaştırıyor sizi. Yani yeterince size kaliteli bir uyku uyutmuyor. Gündüz uykusundan kaçının ama bu gündüz uykusunu şekerlemeyle karıştırmayın. Özellikle 50 yaşından sonra bizim eskilerin tabiriyle rahmetli Süleyman Bey öyle derdi, tesbih elden düşene kadar. Yani hafif böyle bir 10 dakika, 5 dakika kestirme belli bir saatte yapılırsa ki 3'ten sonra kesinlikle yapılmaması lazım.
öğleden sonra, üçten sonra, yani 15'ten sonra yapılmaması lazım şekerlemelerin. Faydası var ama 15'ten sonra ve gün içinde tekrarlayan uyku, kısa uykular, uyku baskısı dediğimiz uykunun en önemli davetlisini yok ediyor. Uyku baskısı dediğimiz şeyi adenozin denen bir madde sağlıyor. Ama siz uyku baskısını kaldırırsanız, yani uyuyacaksın kardeşim, uyuyacaksın Osman, Mevla diyen o basıncı hafifletirseniz iş zorlaşıyor. Akşamleyin televizyon izlerken hafif kestirdiniz. Gitti, uyku baskısını yok ettiniz. Sizi uykuya derinleştiren, uykuya yönlendiren beyindeki o basıncı yok ettiğiniz zaman uykunuzun kalitesi düşüyor. Ve tabii egzersiz yapmazsanız, egzersizi de biraz açacağız. Neden egzersiz, neden uyku ilişkisini? Tabii ki son madde uyku kaçıran ilaçlar. Bunlar en popüler nedenler, ortak nedenlerimiz. Evet, aslında belki egzersizin saatine de sonra çok fazla yaparsak geç saatte o da uyutmuyor. Tabii onu isterseniz uyku anayasasında o maddelik verelim, hangi saat nasıl konuşalım. Peki. Şimdi az önce bir anonsum vardı aslında, yaşa göre ortalama uyku saatleri. Çünkü söylediğiniz önemliydi belli bir yaştan sonra, o hani tesbih elden düşünceye dek diye. Onu da ekrana getirelim. O süreçte bu bilgiyi de ekrana taşımış olalım. Sonrasında diyeceğiz. Siz aktarır mısınız hocam yetişkinlerde burada, 65 yaş üstü bu ara çok konuştuğumuz evet, bir yaş. Evet, önemli olan şey şu. Bebeklikten itibaren uyku süremiz kısalıyor. Yeni doğan bir çocuk neredeyse 20-22 saat uyurken yaşlı birisine 6 saatlik uyku, eğer parçalanmamış, bölünmemiş, keyifli bir uykuysa paşalar gibi yetiyor. Burada yaş ilerledikçe biliyoruz ki uykunun özellikle önemli olan derin uyku dönemi kısalmaya başlıyor. Daha 40 yaşından itibaren derin uykunun %40-50'si gidiyor. Yaşınız 60-70 olduğu zaman 80-90'ı gidiyor. Derin uykunun gitmesi demek uyuduğunuz uykunun aslında öyle bildiğimiz güzel, hani ekmek yemekle yumurta yemek dedik ya, arasındaki fark gibi ya da peksimet yemekle yoğurt yemek arasındaki fark gibi derin uyku azalınca mesele maalesef içinden çıkılması hale geliyor. Ama hiçbir zaman hiçbir yaşa 6 saatin altı uykuyu tavsiye etmiyoruz. Hiçbir zaman hiçbir yaşa 9 saatin uykuyu yetişkin için söylüyorum 40 yaş üstü tavsiye etmiyoruz. Çok uyku da işe yaramıyor. Çok uyumak da bir takım sağlık sorunlarını tetikleyebiliyor. Hani var ya azı karar çoğu zarar. Hayır, burada azı da zarar, çoğu da zarar. Az sonra hangi hastalıklara kapıyı açıyor onu da konuşacağız. Evet. Aslında çok küçük de olsa bir parantez açmadan edemeyeceğim. Çünkü hani içinde bulunduğumuz medyadan sağlığa, emniyete pek çok sektörde gece çalışma vardır. Onlar bizi izliyorsa şu anda mesai başında da diyorlardır ki biz nasıl uyuyacağız? Gece çalışıyoruz. Ne yapsınlar? Dengeyi nasıl korusunlar? Onların haklarını ödeyeceğiz bir kere, onu söyleyelim. Yani bir kere gece çalışanların sağlıkçılar, güvenlik mensupları, medya mensupları, gazeteciler ve diğer medya mensupları, bizim polisimiz, jandarmamız, askerimiz, telefon santrallerinde çalışanlar, o kadar çok meslek grubu var ki biz bilmezken, yatarken, uyurken mışıl mışıl bize hizmet ediyorlar. Ama yapılan araştırmalar onların ertesi gün uyudukları, uykudan aldıkları faydanın bizim gece yatağımızda mışıl mışıl uykudaki faydasının çok daha azı olduğunu gösteriyor. Hatta az uyuyan kadınlarda gece mesaisinde kalıp uyku süresini, uyku zamanlamasını gündüze kaydırmak zorunda kalan güvenlik mensubu, medya mensubu, sağlıkçı kadınlarda meme kanserinin ve başka kanserlerin daha sık gördüğünü biliyoruz. Biraz daha ileri gidelim. Mesela Danimarka hükümeti bu hanımlara tazminat ödemeyi kabul etti. Hala bazı ülkelerde kadınlar bastırıyor. Ben gece mesaisi yaptım. Bilim de bana diyor ki, önümüze koyuyor ki gerçeği, gece mesaisi meme kanseri riskini artırıyormuş arkadaş. Sen bana bir takım aracılıklar sağlamak zorundasın. Mesele şu, melatonin hormonunun da uykusuzluğun getirdiği bağışıklık kaybının da kanseri davet ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla gece çalışanları daha risk altındalar. Yani standart uykunun yerini hiçbir uyku tutmuyor. Gündüz uykusu gecenin yerini tutmaz. Hayır. Net bir şekilde. Tutmaz. Gündüz telafisi de olmaz. Gün içi şekerleme doping etkisi yaratır mı? Şekerlemenin zamanına bağlı. Peki, uyku dalgalarını izleyen, bravo, uyku dalgalarını izleyen uzmanlar bize diyor ki saat 1 ile 2 arasında, hatta 12 ile 2 arasında diyebiliriz onu, bir gece uykusunu taklit eden uyku dalgaları var. Beyin elektrosu çekildiği zaman, beynin elektroansefalogramı yapıldığı zaman. O araya koyduğunuz kısa şekerlemeler size bir nevi uyku gücü sağlayabiliyor.
uyku gücü ek bir avantaj sağlayabiliyor. Ama şunu biliyoruz. Biraz önce söyledik, altını çizelim. Uyusun da büyüsün doğrudur. İyi uyuyan bebeklerin büyüme hormonu salgılamaları daha fazla, boyları daha uzun, bağışıklıkları daha güçlü. İyi uyuyan bebeklerin daha sonraki yaşlarda obez olma ihtimalleri az. İyi uyuyan bebeklerin yaşlılıklarında kansere yakalanma ihtimalleri daha azalıyor. Ayrıca iyi uyuyan yaşlılar daha fazla büyüme faktörü imal ettikleri için uykuda daha genç kalıyorlar, daha dinç kalıyorlar. Yani büyüme hormonu yaptırıyorlar ya genç yapalık kalalım diye yanlış yere ve hatalı olarak. Aslında o doğal büyüme hormonu sağlatmak istiyorsanız o enjeksiyonun en iyi yolu uyku enjeksiyonu. Tam güzellik uykusu dedikleri mevzu. Kesinlikle. Uyku cilt yaşlanmasını da geciktiriyor. Yani güzellik uykusu çok net ve açık olarak bilimsel bir gerçek. Peki. Şimdi bir mikro uyku mevzusu da var ki Osman Hoca bu noktada da uyarıyor. Nedir mikro uyku? O kadar önemli bir şey ki bizi izleyenler lütfen dikkat edinlesinler. Çünkü başımıza çok büyük belalar açıyor. Mikro uyku, eğer yeterli bir gece uykusu almamışsanız, uzun süre uykusuz kalmışsanız, uykuyu ihmal etmiş, 18, 20, 22, 23 saat geçmiş hala uyumamışsanız, hiç farkına varmadan yaşadığınız birkaç saniyelik uykulardır. Hiç farkında olmazsınız. Uyanıkken uyursunuz, benimle konuşurken uyursunuz, araba kullanırken uyursunuz. Trafik en önemli işi yaparken, bravo. O gece otobüslerinde gördüğünüz kazaların %90'ı emin olun mikro uykudan kaynaklanıyor. Dinç kaybı mı yaşanıyor? Tabii ki, farkında değil, uyuduğunun farkında değil. O kadar kısa sürede uyku gelip gidiyor ki, onun için diyor ki uyku uzmanları, kardeşim, yolda giderken uykun gelirse arabayı sağa çek ve uyuyun. Bakın, Çernobil kazasının arkasında mikro uyku var. Gece 1'de o kaza çıktı ve fazla mesai yapan işçiler çıkardılar kazayı. Bu bizim son yaşadığımız o duvara toslayan, köprünün duvarına toslayan otobüs mikro uykudur. Evet. Gece ben şunu çok net olarak inşallah bekliyorum. Alkol metre gibi bir uyku metre sisteminin cihazının bulunması yakın. Detaya girmek istemiyorum. O uyku metre cihazları bulunduğu zaman, hani şimdi kolunuza sizin kaç saat uyuduğunuz değil, gece ne kadar uyudunuz, derin uykunuz, o bu filan ölçülüyor ya, o yakında daha gerçekleşecek. Geçmişinizde kaydedilen uyku metrelerle trafik polisleri sizin alkolünüzü ölçer gibi uyku sürenizi ölçebilecekler. Üç cinayet var. Birisi alkol cinayeti, yollarda kazalara yol açan. Birisi uyku cinayeti, birisi de uyuşturucu madde cinayeti. Uyuşturucu maddeyle uykunun dozunu anında belirleyecek bir sistemi bulmamız lazım. Evet. Hızlanacak olursak şimdi uykusuzluğun ilk 5 düşmanı diyelim hocam. Uykusuzluğu getiren 5 nedene bakalım. Kaygı bozukluğuyla başlıyor aslında. Memnuniyet, evet, evet. Uykusuzluk kendiliğinden gelen bir süreç. Bazen bizim yaptığımız hataların getirdiği birikmiş bir süreç ama çoğu zaman bize dayatılan bir süreçte olabiliyor. İşte burada kaygı bozukluğu. Bu pandemide yaşadığımız uyku salgınının her 3 kişiden en az biri, hatta bugünlerde ikisi yorgun, kaygılı ve uykusuz. Kaygı bozukluğu, endişe, stres. Arkasından kronik ağrılar geliyor. Önemsemediğiniz diz ağrıları, bel ağrıları, kalça ağrıları, romatizmal ağrılar, Allah korusun kanser ağrıları, başka ağrılar. Arkasından fark etmeden yüklendiğiniz kafein yükü. Buradan uyaralım. Dekafeine diye içtiğiniz kahvelerin bile içindeki kahve yine en fazla %30 azaltılmıştır. Yani sıfır kafeinli kahve yoktur. Sıfır kafeinli çay yoktur. Bunu bilin. Dekaf olanlar, akşam yemeğe bir dekaf kahve içiyorum. Sonra uykum kaçtı. Dekaf da ne oldu? Dekaf filan diye kardeşim. Bu önemli bir şey. Akşam alınan yüklü alkol uykuyu kaçırıyor. Uykunun bilinen temel düşmanları bunlar. Çok net. Peki, uyku kaçıran hatalar dediğimizde farkında olmadan yaptığımız hatalar. Mesela şimdi kışa da gireceğiz. Kaloriferler, sobalar devreye girecek. Camlar, pencereler kapanacak. Isı artacak. Evet. Birkaç kişi aynı odada yatmak durumunda olan kardeşler mesela. Yani biz sıcaktan zarar gelmeyeceğini düşünen bir kültürden geliyoruz ama son derece yanlış. Uykunun bir numara düşmanı sıcak bir odadır. Sıcacık yuvamız deriz ama o çok sıcak uyku odası olmamalı. Yuvamız sıcak olsun ama yatağımız serin olsun. Bu çok önemli. Kaç derece? İyi bir uyku 16-18 civarı. 22-21'i geçtiğiniz zaman bedenin iyi dedenin uykuya geçebilmesi için, daha çok melatonin salgılayabilmesi için hafifçe
soğuğa ihtiyaç var. Çocuklar için onun de için, mi? Evet. Onun için biz uykudan önce sıcak bir banyo yapın diyoruz. Neden? O sıcak banyonun sonunda vücut soğumaya geçtiği zaman uyku baskısı artıyor, melatonin baskısı artıyor ve daha rahat ve daha derin uyuyabiliyorsunuz. İki, sıcak bir oda dışında aynı zamanda gürültülü bir oda, aynı zamanda ışıklı bir oda. Bunlar yani gürültü kirliliği, ışık kirliliği en önemli problemlerin başında geliyor. Bitmedi. Eve taşınan iş yükü. Yani işi... Uyku kaçıran. İşi eşi, yani eşe taşımak, eve taşımak çok büyük bir stres yükü. Tüm bunlar hepsi hayatımızın gerçekleriydi, önemliydi pandemide, yeni hayatımızın da. Ama devam edeceğiz. Kısacık bir araya gidelim. Aranın ardından tedavi sürecinde konuşacağız. Tabii ki. Doğrudan apne tedavisi nedir ve nasıl ilerlemeli, bunları da konuşacağız. Profesör Doktor Hakan Kaynak da bize katılacak değerli hocamızla birlikte. Şimdi ama kısa bir ara. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu farkıyla ne diyoruz efendim? Hayatın senin elinde diyoruz. Hele ki şu pandemi sürecinde uykular kaçtı. Nasıl gelecek bu uykular? Çareyi de az sonra vereceğiz. Osman Hoca'ya sorun etiketiyle Twitter'dan çok sorunuz geliyor. Ona da geleceğim. Merak etmeyin, kızmayın bana. Çok başlığımız, çok hazırlığımız var. Değerli hocamız Hakan Kaynağı da döneceğiz az sonra. Ama önce bir uykusuzluğun yol açtığı sağlık sorunlarına bakalım hocam. Çünkü hani uykusuzluk deyip de geçmeyelim. Bunun altını çizelim. Yani aslında soruyu belki uykusuzluğun yol açmadığı sağlık sorunu var mı diye tersinden de sormak mümkün. Çünkü diyor ki ünlü bir uyku uzmanı, vücudumuzda hiçbir doku, organ, hücre sistemi yok ki uykunun nimetlerinden faydalanmasın, uykusuzluktan şikayetçi olmasın. Özellikle organ beyinse hiçbir süreci uyku olmadan doğru düz işlemiyor. Yani uykusuz musunuz? Bağışıklık sistemimiz göçmeye hazır. Daha sık hastalanıyorsunuz. Biraz önce konuştuk, çok enteresan bir şey söyleyeyim. Grip aşısı mı oldunuz? Eğer onu o gün güzel uyuyarak olmuşsanız ürettiğiniz antikorla uykusuz bir gecenin arkasından ürettiğiniz grip olduğunuz grip aşısının ürettiği antikor yarı yarıya düşüyor. Bu aynı şekilde yakında korona aşısı olursak inşallah orada da geçerli. Önceki akşam mı sonraki akşam mı? Fark etmiyor ama özellikle aşıyı yaptırdığınız gün mutlaka iyi uyumak zorundasınız. Çok net araştırılmış grip aşısıyla ilgili böyle bir bulgu var. Aşının ürettiği antikoru bile etkiliyor. Siz uykusuzsanız gripe daha kolay yakalanıyorsunuz. Koronaya daha kolay yakalanırsınız. Daha ağır geçirirsiniz. Yani bağışıklığınız göçer. Sadece mikroplara karşı değil, aynı zamanda kanserlere karşı bağışıklığınız da göçer. Çok net ve açık uykusuzlarda meme kanseri, prostat kanseri, kalın bağırsak kanseri çok daha sık görülüyor. Bunu çok uzun başka bir konuşmada anlatabilirim nedenlerini. Uykusuzların bellek sorunları daha çok. Damar sertliğine bağlı bellek sorunu, Alzheimer'a bağlı bellek sorunu. Sünür dersiniz, uyku beynin evet, değil mi? Uyku beynin, belleğin ütüsüdür. Bir şey öğrenmek isterseniz de uykuya ihtiyacınız var ama... Unutmak için de uykuya ihtiyacınız var. Çok enteresan. Bir stresten kurtulmak, bir derdi unutmak, biraz rahatlamak istiyorsanız gidin biraz uyuyun. Uyandığınızda daha iyi hissedersiniz kendinizi. Ama uykusuzluğun şeker hastalığını kolaylaştırdığı, hipertansiyonu davet ettiği, obeziteyi davetiye çıkardığını, yemek kontrolünü bozduğunu, daha çok şekerli, unlu, nişastalı şeyler yemeye, daha çok tuzlu şeyler yemeye bizi yönettiğini, açlık hormonu, leptini baskılayıp, tokluk hormonu leptini baskılayıp açlık hormonu grelini davet ettiğini çok net ve açık biliyoruz. Uykusuzluk başka neler yapıyor? Uykusuzluk kalp ritim bozukluklarına yol açıyor. Uykusuzluk romatizmal hastalıklara, otoimmün hastalıklara davetiye çıkarıyor. Saymakla bitmez. O nedenle uyku meselesi tam ve katıksız bir sağlık meselesi. Bunu unutmayın. Şimdi sorunları söyledik. Yol açabileceği aman dikkatleri söyledik. Son derece önemliydi. Şimdi tedaviyi de konuşalım. Profesör Doktor Hakan Kaynak, nöroloji ve uyku bozuklukları uzmanı, sosyal mesafeli internet üzerinden değerli konuğumuz bu noktada Sayın Kaynak. Merhaba hocam. Hayatın senin elinde diyoruz. Uyku içinde. Bunun için Osman Hoca size sorular yöneltecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hakan Hocam merhaba. Merhaba Osman Hoca, nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkürler. Öncelikle sizin gibi değerli bir uyku uzmanını, bir nöroloji hocasını ağırladığımız için çok mutluyum.
Benim sizden öncelikle öğrenmek istediğim şey şu. Uykunun çok hastalığa yol açtığını biliyoruz ama uykumuzu bozan hastalıkları, özellikle uyku apnesini biraz gündeme getirmek isterim. Ne dersiniz? Bize bu konuda neler söylersiniz? Tabii ki. Öncelikle bugün verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır uykuyla uğraşmış birisi olarak bizlerin yıllardır yapamadığınız, siz bu gece muhteşem bir şekilde yaptınız. Uykunun önemini çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şimdi uyku apnesi tabii uykuyu konuşurken hastalıklarını konuşmadan ilerlemek doğru bir şey değil. Çünkü biz uyku deyince hemen böyle bir işte stres, uykusuzluk, ışık, gürültü hemen oralara kayıyoruz. Düşüncelere kayıyoruz. Aklımıza uykusuzluk geliyor ama insanların üçte birinde neredeyse bir uyku hastalığı var. Yani uyku hastalıkları son derece yaygın ve maalesef bir tane değiller. Yani uyku hastalığı deyince akla hemen uykusuzluk geliyor ama 80 küsür tane uyku hastalığı var ve bunlar farklı başlıklar altında toplanmış. Tabii ki son yılların, son 20-30 yılın en gündemdeki hastalığı uyku apnesi. Çünkü uyku apnesi, diğerleri de çok tehlikeli ama uyku apnesi çok ölümcül bir hastalık. Onun için biz onu çok önemsiyoruz. İkinci bir şey var, uyku apnesi sinsi ve gizli bir hastalık. Yani hastalar hasta olduklarının farkında değiller. Uyku apnesinin sonunda çıkan belirtilerin uyku apnesinden kaynaklandığını bilmiyorlar. İşte yorgun kalkıyor sabahleyin, onu bir gece önce iyi uyumamasına, yetersiz uyumasına bağlıyor. Ertesi gün uykusunun geldiğinin farkında olmuyor. Gelir farkındaysa da onu başka sebeplerle açıklıyor. Başı ağrıyor sabahleyin, baş ağrısı için doktor dolaşıyor. Geceliğin tuvalete gidiyor, hemen prostatı aklına geliyor. Geceliğin terliyor, aklına başka şeyler geliyor. Şişmanlıyor, hemen diyet yapmaya başlıyor. Uyku apnesi o kadar sinsi ve yaygın semptomları barındırıyor ki ve hastalardan gördüğümüz, tedavi ettiğiniz zaman inanılmaz derecede çok belirtinin bir anda kaybolduğunu görüyoruz uyku apnesinde. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Birincisi, şöyle toparlamak gerekirse, çok yaygın bir hastalık. Yani 40 yaşın üstündeki 5 erkekten birinde var diyelim. Ve bu 5 erkekten birinde hani böyle horlama, geceliğin 3-5 tane nefes durması değil, ciddi komplikasyonları olabilecek boyutta bir uyku apnesinden bahsediyorum. Nasıl dikkat etmek, nasıl tanıyabiliriz? Aslında uyku apnesi çok kolay da tanınabilen, hekimlerin de çok kolay tanıyabileceği bir hastalık olmakla birlikte maalesef gözden kaçan bir hastalık. Hemen yüzüne baktığınız zaman kısa boylu, kısa boyunlu, çenesi geriye doğru, üst çene önde bir insanla karşılaştıysanız, boynu biraz kalın, biraz göbeği büyükçeyse, karın çevresini şöyle bir ölçtüğünüzde birazcık kalın görünüyorsa, o zaman aklınıza hemen uyku apnesini getirmek lazım. İlk soracağınız soru, horluyor musunuz? Horlama birçok insanda olabiliyor. O sizin için bir ilk adım olabilir. Sonrasında bizim için çok değerli 3 bulgu var. Bunlar varsa çünkü %90 ağır bir uyku apnesiyle karşı karşıyayız. Geceliğin başınızda, boynunuzda, göğsünüzde terleme oluyor mu? Geceliğin tuvalete gidip çok miktarda idrar çıkarıyor musunuz? Gündüz yorgun ve uykulu musunuz? Eğer bu 3 belirti varsa %90 ağır bir uyku apnesiyle karşı karşıyayız demektir. Hocam çok teşekkürler. Burada uyku apnesi meselesinin toplumda yaygınlığını tekrar tekrar vurgulamamız lazım. Ben sizinle henüz yüz yüze hiç tanışmadım ama çok sayıda kilolu kişiyi, göbeği, ensesi kalın, göbeği geniş kişiyi size uyku apnesi olabilir mi diye gönderdim ve neredeyse %90'ında uyku apnesi çıktı. Birkaç soru daha var size.
Uyku apnesi dışında buyurun. Da başka uyku hastalıkları var. Sizin biraz önce buyurduğunuz gibi mesele sadece uykusuzluk değil. Yani insomnia dediğimiz bizim tıbbi ismiyle. Başka uyku sorunları içinde en sık karşılaştığınız bize bir veya iki örnek verebilir misiniz? Şimdi uyku sorunlarının sıklığıyla bize gelişleri aslında çok doğru orantılı değil. Bize daha çok hekimlerin refere ettiği hastalar geliyor. Böyle uyuma zorluğu çeken, uykusuzluk problemi yaşayanlar problemlerini kendileri çözmeye çalışıyorlar veya daha çok diğer branşlara giderek çözmeye çalışıyorlar. Bize daha spesifik hastalar geliyor. Çoğunlukla başta uyku apne hastalar geliyor. Uyku apne sendromlu hastalar gündüz uykulu oluyorlar, gece başlarını yatağa koyar koymaz uyuyorlar ama onlarda da uykusuzluk olabileceğini, birçoğunun apneler nedeniyle uykuya dalamayabileceklerini akılda tutmak lazım. Yani uykusuzluk deyince hemen basit nedenler aramamak, onunla birlikte böyle ciddi problemler de olabileceğini. Mesela bizim kurallarımız şöyle diyor, 60 yaşın üstünde bir insan size uykusuzluktan yakınıyorsa mutlaka gece uykusunu test edin. Çünkü pekala bir kalp yetmezliğiyle karşılaşabilirsiniz, pekala bir uyku apnesiyle karşılaşabilirsiniz. Mutlaka bakmak gerektiği söyleniyor. Onun dışında bize ne geliyor? En çok huzursuz bacak sendromu geliyor. Huzursuz bacak sendromu da maalesef tanınmayan, son yıllarda gündemde olan bir hastalık. Çok rahatsız edici bir şey. Gündüz hiçbir şey yok. Akşam saatlerinde bacaklarımı koyacak yer bulamıyorum. Bacaklarımı hareket ettirmeden duramıyorum. Bunu hastalar bazen bacağım ağrıyor, bacağım uyuşuyor, bacağım çekiliyor gibi anlatıyorlar. Bazen de hiç farkında olmuyorlar. Ama bu akşam yemekten sonraki saatlerde ve istirahat halindeyken başlayan bir problem. Kalkıp dolaştığında hiçbir şey yok. Yatağa yattığında başlıyor. Daha da çok artıyor. Ve yatağın içinde sürekli hareket ettirmek zorunda kalıyor. Ve bu nedenle uykuya dalamıyor. Daldıktan sonra da eğer dalabilirse uykuda periyodik bacak hareketi dediğimiz şekilde devam ediyor. Ve bu hareketler bizi daha uyuduğumuzu bile anlamadan uyandırıyor. Bazen 10-15 dakika uyuduktan sonra uyandırıyor. Ve gecenin ilk yarısı hep bu bacak hareketleri dolayısıyla uykuya dalma, uyuduktan sonra uyanma şeklinde problemlerle ortaya çıkıyor. Ertesi sabah da tabii çok yorgun, uykusunu alamamış olarak kalkıyorlar. Sosyal olarak da insanlar bu işten çok etkileniyor. İşte gece seyahat edemiyorlar, akşam bir sinemaya, tiyatroya gidemiyorlar. Yatağa girdiklerinde ellerine bir kitap alıp okuyamıyorlar. Dolayısıyla akşam saatleri hep dolaşaraktan evin içinde huzursuz, sinirli, gergin bir şekilde geçiyor. Ve tedavi edilebilen bir hastalık huzursuz bacak sendromu. Maalesef ki böyle bir kutuyla tedavi edilecek bir hastalık değil. Çünkü tedavi deyince insanlar genellikle hani bir kutuyla çalacağım ve bitecek gibi düşünüyorlar. Huzursuz bacak sendromu genellikle kronik bir hastalık. Genellikle ömür boyu bir ilaç tedavisi gerektirebiliyor. Veya bazen ilaç tedavisi de yetmiyor. İlaçla birlikte yaşam şeklini de değiştirmek gerekiyor. Maalesef uykusuzluk nedenleri içinde de yaklaşık 1/3'ünü oluşturabiliyor. Onu da akılda tutmak lazım. Hocam çok teşekkürler. Bence orada o huzursuz bacak, huzursuz kafayla beraber oluyor çoğu zaman. Orada huzur sözcüğü şifre. Yani çözümde tabii ki huzursuz bacak huzur olmayınca da yani rahatsız ortamlarda daha çok oluyor ama huzursuz bacak bebeklikten başlayan yani 1 yaşında çocuklarda gördüğümüz okul döneminde dikkat eksikliğiyle birlikte gördüğümüz işte her yaşta gördüğümüz ve çok yaygın bir hastalık. Çok huzurlu zamanlarda da ben bir huzursuz bacak hastası olarak çok rahat söyleyebilirim. Çok huzurlu zamanlarınızda bile sizi çok rahatsız edebiliyor. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Çok
Çok teşekkürler. Çok ben de çok teşekkür ederim. Hakan Kaynak, nöroloji ve uyku bozuklukları uzmanı bizimle birlikteydi. Değerli hocamız da ben de yaşadım dedi hatta, değil mi? Evet. Demek ki çok yaygın gerçekten. Değil mi? Şimdi aslında bir uykunun anayasasını yapalım. Uykuyu toparlayalım. Sonrasında izleyicilerimizin çok sorusu var. Twitter'dan çok soru geliyor. Uykunun 10 maddelik bir anayasası desek, Osman Hoca nasıl bir çarelerle birlikte anayasa ortaya koyar? Bir, belli bir saatte girin yatağa ve belli bir saatte yataktan çıkın. Yani aynı saatlerde yatmaya ve uyanmaya özen gösterin. İki, uykunuz gelmedikçe yatağa gitmeyin. Yani uykunuzu zorlamayın. 3. Yatağa gittiniz. 20 dakika, 30 dakika gitti, geçti. Hala uyumadınız ve ben uyuyabilecek miyim diye tasalanmaya, endişelenmeye, kaygı duymaya başladınız. Yataktan çıkın. Sizi gevşetecek, rahatlatacak, kafanızı dağıtacak bir şey yapın. Kitap okuyun, bir duş alın, biraz müzik dinleyin, bir şeyler yapın. 4. Mümkün olduğu kadar akşam nikotin, alkol ve kafein üçlüsünden uzak durun. Mümkün olduğu kadar. 5. Odada ışık kirliliğine, gürültü kirliliğine ve elektronik kirliliğe müsaade etmeyin. Bu üçü çok önemli. Işık, elektrik ve elektronik kirlilik ve ışık ve gürültü kirliliği. Oda ısısı çok önemli. Çok sıcak ortamlarda uyumayı unutun. Uykudan önce mümkünse ağır egzersiz yapmayın. Gündüz mutlaka yapın. 30 dakikalık bir düzenli egzersiz gece uykusunu garanti eder. Ama uykudan 2-3 saat önce egzersizi bırakmazsanız ısınarak yatağa gittiğiniz için aynı sıcak oda gibi uyku baskısını mahvedersiniz. Diğer bir kural, galiba 6.'ya geldik. Aç veya tok yatağa girmeyin. Yani yemekten hemen sonra girmeyin, çok açken de girmeyin. Uykunuzu mahvedebilirsiniz. Uykudan önce çok ağır şeyler yiyip içmeyin. Özellikle şekerli, unlu şeyler yiyerek yatağa girmemeye dikkat edin. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Ve çok önemli bir ayrıntı daha. Uyku kaçıran ilaçlardan uzak durun. Eczacınıza, doktorunuza sorun. Çünkü ağrı kesici haplarının çoğunda kafein var, etkiyi arttırmak için. Grip nezle ilaçlarının çoğunda fenilefrin ve benzeri uyku kaçırıcılar var. Bunlardan uzak durmanız lazım. Bu çok önemli. Biz de tam tersi çok grip ilacı uyku yapar diye düşünürüz. Evet, uyku yapanlar da var. Uyutayım da belirti hissetmesin diye. Uyku kaçıranlar da var. Çünkü onlar burundan, ağızdan salgıları azaltırken bir taraftan da beyni adrenalin yükleyerek uyku probleminizi ön plana çıkarabiliyorlar. Yani uyku meselesi çoğu zaman önce neyle uyurumdan ziyade ben neden uyuyamıyorum sorusuna cevapla olması lazım. Ha tabii bu arada bir kişisel desteklerden faydalanır. Evet, ne olabilir? Mesela uyku getiren besinler, uyku getiren takviyeler. Söyleyebiliriz. Pasiflora mesela işe yarar. Şu anda ekranda izliyoruz. Valerian yani kedi otu işe yarar. Melatonin işe yarar ama melatonin bir uyku ilacı değildir. Bir uykunun doğal kaynağıdır. Beynimizin, vücudumuzun uyuyabilmesinin yaptığı bir özel maddedir ama uykunun davetçisidir, borazancı başıdır. Yani uykudan hemen önce almayacaksınız onu da. Uykudan 2-3 saat önce alırsanız melatonin biraz etkili olabilir. Siz hep dersiniz hapı yutan hapı yutar diye. Yani çok fazla hapı yutarsanız her konuda hapı yutarsınız. Olabildiği kadar ilaçsız bir yaşamı hedefleyin. İlaca düşman olmayın ama her sorunu önce ilaçla çözmeyin. Özellikle uyku ilaçlarını seçerken çok dikkatli durun. Zolpidem içeren, yani içerisinde uyku ilaçlarından uzak durun. Alkol etkisi yapan, diazepam içeren ilaçlardan uzak durun. Bunları sadece ve sadece bir uyku uzmanının, hadi olmadı bir dahili uzmanının verebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Evet. Uyarımız var yine o evet. Mavi ışığa dair uyarı geliyor Osman Hoca'dan. Işık uyarınız var. Yani telefonlar, tabletler tam gitsin derken bütün yaşamımızın hayatı kontrol merkezi oldu değil zaten mi? Onunla hayata bağlanır tabii, oldu. Tabii tabii bu uyku salgınının bir nedeni de o. Yani akşama kadar evinde oturan insanların yapacakları bir şeyleri yok. Ya televizyon izleyecekler, ya cep telefonundan sosyal medyaya katılım yapacaklar ya da ellerindeki tabletlerden ya sosyal medya ya da bir şeyler öğrenmek için internette surf yapacaklar. Ama o mavi ışığın retinamızdan girerek doğrudan doğruya bizim melatonin salgılayacak olan o beynimizdeki olağanüstü organizasyon, bir küçücük bir merkez var. O salgı merkezinin devreden çıkması, suprachiasmatik çekirdeğin olduğu yer, yani pineal bez dediğimiz bez, o devrelerin ortadan kalkmasına yol açıyor. Çok net ve açık.
Şimdi hocam sadece sosyal medya değil ya da surf yapmak değil internette. Yani ekmeğimizi kazanıyoruz. Evet, hem eğitimimizi kazanıyoruz. Buradan. Kişisel gelişimimizi sağlıyoruz. İnternet üzerinden. Sizi oradan yapıyoruz. Yani karşımızda evet. Şimdi bir Amerikalı hanımefendi var. Çoğu insan, ben geçenlerde deniz kenarında, yani yürümek yerine karşılarına tableti koymuşlar. Onunla beraber el kol sallayan insanlar var. Egzersiz yapıyorlar. Ama o akıllıca bir iş değil. Güneş ışığından faydalanmayı da bilmemiz lazım. Tabletten kaçmayı da bilmemiz lazım. Şunu söyleyelim. Gün ışığı uyku getirir. Uyku getiren en mükemmel şey gün ışığıdır. Zaten onun için Yüce Allah bizim vücudumuzun sirkadiyen ritim dediğimiz iç saatimizi güneşe göre ayarlamıştır. Çünkü dünyada zamanında doğan, zamanında batan tek kaynak, hiç değişmez kaynak, sapmaz kaynak uykudur. Pardon, güneştir. Güneşin ne zaman doğacağı, ne zaman batacağı kışında bellidir, yazında bellidir, ilkbaharda da, sonbaharda da. Uyku ritmi o nedenle önemli. Sabah kalkıp yürüyen, sabaha güneş ışığıyla uyanan gece uykusunun önemli bir kısmını garanti altına alır. Akşam üzeri egzersiz yapıp tekrar gün ışığına maruz kalırsanız melatonini daha erken çağırırsınız. Ama akşam 6'dan sonra lambayı bembeyaz yakarsanız melatonin size küser. Melatonin küsünce de uyku sizi terk eder. Biraz doğaya bırakacağız kendimizi. Kesinlikle. Değil daha mi? Çok doğa, daha çok doğal yaşam, daha çok doğal hayat. Peki şimdi bir de Twitter'a bakalım istiyorum hocam. Biraz da Twitter'dan soru yanıtlayalım. Sonra bir kısa araya gideriz. Sonra doğrudan sizlerin soruları var. Neyim var, ne yapmalıyım? Pek çok nokta var aslında. Şimdi ilk karşıma çıkan Ali Bey diyor ki 30 günün 20 günü çalışıyorum. Her gece ortalama 30 bin adım atıyorum. İleride ne gibi sıkıntılarla karşılaşabiliriz? Her gün 30 bin adım atıyor. Evet, iyi. Muazzam. Benim bir yaz boyu 4 veya 5 kere 30 binlik rekoru kırdım ama bayağı sık 30 binlik adım günde 3 saat üstünde yürüyüş demek. Tempolu yürüyüş demek. Yani kalça ve diz eklemlerinde bir hasar oluşmadığı sürece hiçbir problemle karşılaşmaz. Ama yine burada da idealin bizim standartımız belli. Paslanmamak için 5 bin adım. Yağlanmamak için 7500 adım. İyi yaşlanmak için 10 bin adım. Üstü bonus. Ama o bonusun da bir maksimumu olması lazım. 30 bin fazla yüksek bir rakam. Gelsin biz onunla pazarlık edelim. 25 binde 20 binde anlaşalım. Evet, şimdi bir soru daha Twitter'dan gelsin. Sonrasında yine başlıklarımız var uykuya dair. Murat Bey diyor ki hocam televizyon açıkken rahat uyuyorum ama televizyon kapalıyken biraz zor uyuyorum. Bunun bir sebebi var mı? Tam tersi etki yapıyor diyor. Güven mi duyuyor acaba? Uyuduğunu zannediyor bence. Yani burada mesele uyumak değil, biraz önce anlattım. Mesele yemek değil, daha önce anlattım. Ne yediğiniz kadar, neyi yediğiniz önemli. Ne kadar uyuduğunuz kadar, nasıl uyuduğunuz önemli. Bölük bölçük, parçalı bir uyku hiçbir şey yaramaz. Biraz önce Hakan Hoca da bizi uyardı bu konuda. Evet, şimdi aslında yaşlanmaya bağlı uyku değişimlerinde ilk üç diyelim. Burada da önemli uyarılar çıkıyor aslında karşımıza, değil mi? Valla ben kendi üzerimde çok iyi hissediyorum 65 yaşında birisi olarak. Gerçekten yaşlanma uykunun en büyük düşmanlarından biri ama iyi yaşlanmanın da en önemli kurallarından biri bu uyku meselesini çözmekten geçiyor. Yürümek kadar önemli. Hani Osman Hoca diyor ya, yaş 50'yi geçince ne yediğin değil, ne yaptığın önemli. Ona ne yediğin değil, ne yaptığın ve nasıl uyuduğun önemli diye yeni bir cümle daha veya bölümde eklemek lazım. Mesele şu, yaşlandıkça derin uykumuz kısalıyor. Dolayısıyla uyuyoruz ama o uykunun tadı tuzu yok. İki, yaşlandıkça uyku bölünmeleri, parçalanmalar artıyor. Bunun sebebi aslında beynimiz ve uyku sistemimiz değil, çoğu zaman yaşlılığa bağlı mesane problemlerimiz. Kadınlarda da erkeklerde de gece tuvalete kalkmaya başlıyoruz. Ve büyük tehlike aslında zorunlu orada. Zorunlu bir bölünme. Tabii orada daha büyük bir problem var uyku bölünmesinde. Düşüp bir yerlerimizi kırıyoruz çoğu zaman. Bu ayrıca bir konuşmak lazım. Bir önemli şey de yaşlandıkça uykuyu daha öne çekmek zorunda kalıyoruz ve daha erken uyanıyoruz. O bence kötü değil. Yani saat 11'de yatan birisi sonra 10'da, sonra 9.30'da, sonra 9'da yatağa girmek zorunda kalabiliyor. Peki. Şimdi sosyal medyadan da baktığımızda uyku büyümeyi hızlandırır mı? Kesin. Yani uyusun da büyüsün kesin. Doğrudur. İyi yaşlanmak ve sağlam yaşlanmak için de yaşlılıkta uyumayı devam ettirmek lazım. Büyüme hormonunu daha çok salgılamak için. Ömrü uzatıyor diyoruz. Kesin. Net. Kesin bu. Şunu sormadan edemeyeceğim aslında. Hani bebekler diyoruz, çocuklar diyoruz. Bir de ergenlerin şöyle bir hayat duruşu, hayata haykırışı var. Gece
sanki ayakta durduklarında, internette kaldıklarında o bir büyüdüklerinin ispatı gibi bir... bence, nasıl dengeleyelim? Yani ergenlikte de o risk devam ediyor herhalde, değil mi? Ben de yakın zamana kadar sizin gibi düşünüyordum ama bilim artık öyle değil diyor. Ergenlerin diyor uykularını ergenlik dönemlerinde uykuya geçiş saatleri ileriye kayıyor diyor. Öyle mi? Evet. Yani ama onların ileriye kayması demek bugünkü ergenlerin yaptığı gibi tabletlere yapışıp gece 2'de yatmak anlamına gelmiyor. Ama siz 40-45 yaşında bir anne babasınız, yatağa saat 10'da girmeniz, 10.30'da girmeniz, en geç 11'de girmeniz gerekiyor diyorsa Osman Hoca, ergen bir çocuğun saat 8'de artık yatması gerekmiyor. O arada onlara bu fırsatı vermek lazım. Evet, onlara da bu fırsatı vermek lazım. Çünkü öğrenmeleri, önemli bir şey söyleyeceğim. Öğrenmeleri biraz daha geç saatte artıyor. Öyle mi? Evet. Yani saat 9'da 10'da öğrendiğiyle sabah saat 8'de 9'da öğrendiği aynı şey değil. Bu bilimsel olarak da alıştırmış. Mesela İngiltere'de bir okul bunu yapmış. Saat 10'da başlayacak okul. Akşam. Sabah 10'da başlayacak. Hadi. 8'de değil, 10'da başlayacak. 11'de dersler yoğunlaşacak. 3'te 4'te yoğunluk bitecek. Eğitim çok daha kaliteli hale gelmiş. Son derece önemli değişimle birlikte aktardıklarımızı aslında bu noktada şöyle bir sorulara da bakıyoruz. Uyku apnesini konuştuk, tedavi yöntemlerini konuştuk. Yaş ilerledikçe uyku kısalır mı? Bu da önemli bir başlıktı. Aslında şöyle bir düşündüğümüzde koltukta uyuyakalıyorum, yatağa geçtiğim anda sabah yapıyorum diyen de çok vardır. Yani televizyon karşısında biraz önce... O uyku değil, o uyku değil. Uyku yatakta. Uykunun tek uyunacağı yer yataktır. Divan bile değil. Yani o yatak odasının dışındaki herhangi bir kanepe bile değil. Uyku yatakta uyunması gereken bir şey. Öbürleri bölük pörçük uykudur. Ve uykunun, yani nasıl her şey sahasında oynanırsa, uyku oyunu da yatakta uyunması gereken bir yaşam bölümü, bir yaşam tarzı olarak mutlaka zihinlere kazınmalıdır. Evet. Evet, uykudan isterseniz yavaş yavaş... Reklama gidelim. Reklamın ardından başka konulara da geçelim. Kısa bir araya gidiyoruz. Hayatın senin elinde demeyi sürdürüyoruz. Hayatın senin elinde, hayatımız bizim elimizde. Bu farkındalığı yaşamamız gerekiyor şu pandemide, değil mi? Şimdi... çok konu var. Haftanın sorusuna gideceğiz. Sizlerden sorular gelecek ama şimdi bakıyorum hem bana doğrudan iş dünyasından soran da var. Doğrudan Twitter'dan soran da var. Rahmetli Demirel kaç saat uyurdu diye çok merak ediyorlar hocam. Yani Süleyman Bey'in hiç taviz vermediği noktalardan, konulardan biri uyku meselesiydi. Ben bir seçimi çok iyi hatırlıyorum. 91 seçimi. Saat 11'de hadi bakalım yatıyoruz. Merak etmiyor musunuz dedim. Sonucu değiştiremeyiz dedi. Sabah bakarız dedi. Yani seçim gecesi bile saat 11'de yatağa giden, 12'yi pek geçirmeyen birisiydi. Ve mutlaka 6 saat uykusunu her koşulda mutlaka alırdı. Öyle gece 3'e kadar çalışayım, sabah 10'a kadar uyuyayım demeliğin sisteminde yoktu. Sabahleyin kalkar, namazını kılar ve güne başlardı. O kadar da erken. Erken. Erken yatağa, erken kalkardı. Güzel. Şimdi haftanın sorusu diyeceğiz. Bunun için de hemen devreye giriyor soru kapağımız. İnsülin körlüğü ne demek? İnsülin körlüğü, insülin direncinin öbür adı. Ama son zamanlarda çok sık kullanılmaya başlandı. İnsüline karşı hücre, reseptör cevabı bloke olduğu zaman insülin görevini yapamıyor. Kandaki şekeri hücrenin içine sokamıyor. Ve bu hücre açlıktan kıvranıyor, bolluk içinde yokluk çekiyor. Sonuçta insülin şekeri içeriye sokamayınca yağa çevirip karaciğerde önce, sonra karın içinde, sonra vücudun çok farklı yerlerinde ama özellikle organların içi ve içerisinde depoluyor. İltihap üretmeye, şekere, tansiyona, damar hastalıklarına davetiye çıkarmaya başlıyor. Şimdi bir bölüm var hayatın senin elinde de, yaşasın hayattaki hangisi doğru gibi, çok seviyorum ben halka evet. Mikrofonu uzattığımızda. Şimdi sosyal mesafeyle maskeli uzanıyoruz tabii ki. Neyim var, ne yapmalı diye soruyorsunuz. Biz de şimdi kulak veriyoruz. Osman Hocam merhabalar. Melatonin takviyesi bağımlılık yapar mı? Böyle bir risk var mı? Yapmaz. Melatonin takviyesi sizin sağlık sorunlarınızın bir kısmına katkıda bile bulunur. Melatonin çok güçlü bir antioksidan.
Ayrıca bağışıklık güçlendirici bir şey. Ama kendi doğal melatoninizi üretebilirseniz çok daha güçlü bir sonuç alırsınız. Ama eğer faydalanıyorsanız, uykunuza destek olduğunu düşünüyorsanız, günde benim önerime göre 6 mg asla geçmemek koşuluyla 3 mg iyi rakamdır. Melatonin kullanabilirsiniz. Neyiniz var? Haydi sorun bize. Osman Hocam merhabalar. Boğaz pastilini ne sıklıkla tüketmeliyiz? Tam da bu dönemde. Evet, birincisi tüketmemeye çalışmalıyız. Çünkü boğaz pastilleri zannedildiğin aksine sorun çözmez, sorun çıkarır. Çoğunun içerisindeki kimyasallar boğazınızı daha fazla tahriş eder, daha fazla probleme yol açar. Boğaz pastillerini kullanmanızı gerektiren problemi çözmek, pastille problemin üzerine sünger çekmekten çok daha akıllıca bir iştir. Ayrıca pastillerin içindeki şeker o bölgede bakterilerin üremesine çok daha fazla izin verir. Yine ekleyelim, koronavirüs çalışmaları gösterdi ki eğer bu pastilleri çok kullanırsanız o pastillerin ağzınızın içine yüklediği glikoz yani şeker partikülleri o mikropların, virüslerin tutulmasını hücrelere kolaylaştırıyor. Yani özellikle size kulak, burun, boğaz uzmanınız pastil yazmadıysa çok özel ve kısa süreli pastil kullanmayın. Gargara yapın. Deniz suyuyla gargara yapın. İşi sesli olan ama biri olarak. Ama bu arada da COVID'i karbonatlı suyla çözmeye kalkmayın. Yeniden devreye girdi bu karbonatlı su. Gargara yapın. Temizlik gücünden faydalanın. Yani ağız temizlemenin gargara bir parçasıdır. Dişinizi fırçalamak gibi düşünüyorsanız gargara yapın. Ama ben şu gargarayla COVID'i kovarım. Hiçbir yere kovamazsınız. Hijyen boyutuyla. Evet. Peki. Kulak, burun, boğaz bugünlerde önemli. Haydi sorun. Osman Müftüoğlu hocama bir soru sormak istiyorum. Burun spreyi kullanmak bağımlılık yapar mı? Bu da çok tartışılır. Çok önemli. Hiç tartışılmaz. Burun spreyi kullanmak bağımlılık yapar. Nokta. Eğer yapmayan bir burun spreyi arıyorsanız o ya evde yaptığınız serum fizyolojik gibi bir tuzlu su solüsyonu ya da deniz suyu olacak. Onun dışında kimyasal içeren her türlü burun spreyi özellikle burun damarlarını büzerek burnunuzu açıyorsa bir süre sonra onsuz yapamazsınız. Yapar. Denizden doldursak şişeyi yapabiliriz. Olur. Olur mu? Yapabilirsiniz. Temiz deniz suyu en güzel şey. Benim denize girdiğim zaman en sık yaptığım şey gargara yapmak ve o suyu burnuma güzel güzel değil çekmek. Mi? Değil mi? Haydi bir soru daha gelsin sizden. Osman Hocam merhaba. Kolesterolüm yüksek çıktı. Bu durumda ne yapmam gerekir? Genç evet. Bir hanımefendi ve kolesterol. Tabii herkesin kolesterolü yüksek çıkabilir. Telaşa gerek yok. Ama gençlerde hiç yok. Kolesterol tek başına bir canavar değil. Kolesterol sigarayla, kolesterol trigliserit yüksekliğiyle, kolesterol şeker yükseklikle beraberse bela. Yaşlanma sürecinde bela, hipertansiyon varsa bela, göbek varsa bela. Ama böyle genç, sağlıklı bir hanımefendinin kolesterolü 150 yerine 160-170 çıkınca tek yapacağı şey var. Doymuş yağlardan biraz daha uzak duracak. Yani hayvansal yağları biraz daha uzak tutacak kendisinden. Peki, devam ediyoruz. Bir soru daha geliyor sizden. Osman Hocam merhaba. Çok sık başım ağrıyor. Doktor migren olmadığını söyledi. Nedir sizce? Hepimizin sorusu. Baş ağrıtan çok sebep var. Ama bilelim ki her baş ağrısı migren değil. Sinüzit baş ağrıtır. Tansiyon yükselmesi özellikle küçük tansiyon yükselmesi baş ağrıtır. Stres baş ağrıtır. Uykusuzluk baş ağrıtır. O kadar çok sebep var ki baş ağrıyan bir kişinin öncelikle aile hekimine gitmesi lazım. Genel pratisyen bir hekime gitmesi lazım. Hemen bir uzmana gitmesi lazım değil. Eğer onlar bu konuda bir uzmanlık görüşü istiyorlarsa sevk edebilirler sizi. Neyim var, ne yapmalıyım? Sorar mısınız? Ailemizde Alzheimer hastalığı var. Ne yapmamız gerekiyor korunmak için? Bundan korunmamız mümkün müdür acaba? Genetik bir miras mı? Çok az ihtimalle. Çünkü özellikle genç yaşlarda eğer ailenizde bir hanımefendi, bir beyefendi 40'lı 50'li yaşlarda Alzheimer'e yakalanmışsa genç Alzheimer'lı varsa ailede önemli. Ama Alzheimer zaten 85-90 yaşından sonra neredeyse her 4 kişinin 3'ünde
görülebilen bir sağlık sorunu. Onun için çok telaşlar üzüm yok ama Alzheimer'ı önlemek için yapabileceğiniz, en azından geciktirmek için, en azından yavaşlatmak için, en azından hızını kesmek için yapabileceğimiz çok şey var. Ama en başta hep konuştuğumuz iyi beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, uykunuza özen göstermek ve mutlaka huzurlu bir hayat yaşamı tarzını kendinize benimsetmek olmalı. Bir soru daha alalım. Alalım. Son soru olsun, sizden gelsin. Hocam, D vitamini fazla kullanıldığında zararı var mıdır? D vitamininden zararsız faydalanmanın en garantili yolu güneşlenmektir. Eğer güneşlenirken D vitamininiz maksimuma varırsa vücudunuz D vitamini üretmeyi otomatik olarak keser. Ancak ağızdan aldığınız D vitaminlerinin seviyesi 100'ün üzerine çıktığı zaman risk başlar. 150'nin üzerinde risk bana göre ciddileşir. 200'den sonra maksimuma çıkar. Ha, bu şu anlama geliyor. D vitamini seviyenizi güvenli aralık olan 70 civarında tutun. 50-100 aralığını kendinize güvenli bölge olarak seçin. Önemliydi. Neyim var, ne yapmalıyım? Doğrudan canlı yayında Osman Münçtoğlu farkıyla geldi. Şimdi de diyelim, doğrusu ne? O kadar çok sağlıklı olalım derken yaptığımız, doğru bildiğimiz yanlış var ki bu noktada sorular geliyor. Mesela Alzheimer başı çekiyor. Şimdi tam da dönemi, zatürre aşısı Alzheimer yapar mı? Ya bu haftanın sosyal medya geyiği diyebiliriz. Öyle nasıl oldu anlamak mümkün değil. Çünkü çok net ve açık olarak açıklandı ki zaten böyle bir şey imkanı yoktu ama daha birkaç hafta önce açıklandı ki Alzheimer olma ihtimalini hem grip aşısı yaptırmak hem zatürre aşısı yaptırmak azaltıyor. İki ayrı çalışmada grip aşısı yaptıranların da zatürre aşısı yaptıranların da Alzheimer'a yakalanma olasılıklarının ciddi ölçüde azalabildiğini net ve açık olarak gösterildi. Bu çok şüphe götürmeyen bir bulgu. Rahat olsun herkes. Peki. Omega 3 yağları neden önemli? Çok önemli. Çünkü bizim vücudumuz maalesef eğer bitkisel omega 3 bulamazsa ya da hazır hayvansal omega 3 bulamazsa kendi omega 3'ünü kendi üretemiyor. O omega 3'lerin de hayati önemleri var. Hem dokozaheksanoik asitin, DHA'nın hem de EPA'nın yani eikozapentaenoik asitin. Çünkü bunlar iltihabı önlüyor. Çünkü bunlar belleği keskinleştiriyor. Çünkü bunlar kalp sağlığını, damar sağlığını garanti altına alıyor. Çünkü bunlar kanseri önlüyor. Çünkü bunlar kanı inceltiyor. Saymakla bitmez. Bir gün konuşuruz omega 3'lerin marifetlerini. Peki. Kolesterol ilaçları D vitaminini azaltır mı? Azaltır. Doğrusu ne? Azaltır. Şöyle azaltır. Lüzumsuz ve yüksek dozda kullandığınız kolesterol ilacı cildinizdeki D vitamini öncü maddesi olan 7-dehidroepikolesterol maddesini de azaltacağı için sizin D vitamini üretiminizi sekteye uğratabilir. Ama ben kalp damar hastasıyım, bypass'ım var, stentim var, plağım var, boynumda plak var, beynimde plak var, ilme geçirmişim. Doktorum bana bunlar nedeniyle statin kullanmak gerektiğini söylemiş. Hiç düşünmem. Gerekiyorsa D vitamini takviyesi alırım. Peki. Göz sağlığı için havuç mu daha faydalı, balık mı? Hep söylenir. Hangisi bence, daha doğru? Bence fırında havuçlu balık yapmak çok daha faydalı. Çünkü balıktaki omega 3'ten de vazgeçmeyin. Balıktaki proteinden, selenyumdan da vazgeçmeyin. Çinkodan da. Ve aynı zamanda havuçtaki beta karotenden de vazgeçmeyin. İkisini beraber tüketin. Peki. Daha çok sorumuz var ama şimdi bir Osman Hoca uyarısı gelecek. Bunun için hemen dikkat kesilelim. Siz hep söylersiniz, uyku belleğin nesidir? Ütüsü. Özellikle çocuklarımızın çok yaptığı bir hatadır bu. Sabaha kadar çalışıp imtihana giderler. İmtihanda da bülbül gibi ötmek yerine pat diye susarlar. Çünkü bellek kayıt yapar ama bu kaydın üstünden ütü geçmezse, yani derin belleğe kaydedilmezse hatırlayamaz. Geçici bellek ve kalıcı bellekte iki ayrı belleğimiz var basitçe. İyi bir uyku, iyi öğrenmenin garantisi. Peki. Bir başka uyarınız da aslında cüzdanla vicdan konusunda gelir. Evet, cüzdan detoksu değil, vicdan detoksu yapın derim. Nedeni şu, çoğu insan sadece ruhsal rahatlamayı unutup bedenden birkaç kilo atmak,
zehirlerinden kurtulmak gibi bir takım sağlam olmayan, delilleri sağlam olmayan nedenlerle detoksa tonla para yatırıyor. Orada belini incelteceği yerde veya toksinlerini azaltıp kurtulacağı yerde cüzdanını inceltip geliyor. Oysa lazım olan vicdan detoksu. Bizim esas toksinimiz, vücudumuzdaki en önemli toksin, ruhsal toksinler. Kötü düşünceler, hasetlikler, kıskançlıklar, başkalarının altına oymalar, ayağına çelme takmalar. Çaktırmadan yaptığımızı zannederiz ama bizim beynimizi gıdıklar dururlar. Kendimize onlardan kurtulmak çok peki daha önemli. Duyurulur. Saç içeriden beslenir, dışarıdan? Desteklenir. İçeriden beslemek esastır. Yani hiçbir şampuanın içindeki, bizi izleyenlere tekrar hatırlatıyorum. İçinde pantenol var, içinde biyotin var, içinde karnitin var, içinde arginin var. Salla babam salla. Hepsi hikaye. Hiçbirisi saçınızın kökünden girip, köküne kadar giderek deriden sizin saçınızı beslemez. Ama ağızdan aldığınız omega 3, ağızdan aldığınız D vitamini, ağızdan aldığınız çinko, ağızdan aldığınız demir, saçınıza yol, su, elektrik götürür ve saçınızı gürleştirir. Ancak o biyotin mutlaka ama dışarıdan biyotin bir işe yaramaz. Önemliydi. Şimdi Osmanlı Hoca'nın önerileri, onun için kulak kesiliriz. Bize hep iyi gelir. İyi hayat adına, değil mi? Yaşasın hayat dedirtmek için. Bu noktada da sizin iyi hayat önerilerinizi dile getirelim dedik. Hayatın senin elinde derken, tabii, bu mesajı verirken, kendimize de söylerken aslında. Bunun için bir ilk beş yapalım mı? Yapalım, buyurun. İlk başta yemeğe dair diyorsunuz ki az ve öz ye. Evet. Yani yediğinizin niteliği niceliğinden daha önemli. Hele hele yaşınız 50'yi geçmişse yediğinizin miktarı değil, içeriğini güçlendirin. Yükte hafif, pahada ağır gıda tüketin. Yani kocaman bir somon yerine, somun yerine, ekmek yerine imkanınız varsa bakliyat tüketin, sebze tüketin, balık tüketin. Yani daha güçlü antioksidan, vitamin, mineral, protein, faydalı yağ içeren gıdalar tüketin. Yaş ilerledikçe lokmalar da mı azalmalı? Lokmalar azalmalı, adımlar çoğalmalı. Lokmalar yavaş çiğnemeli, adımlar hızlı gitmeli. Evet, yavaş ye, hızlı yürü diyorsunuz, evet, yani burada da. Peki, zeytinyağı, tereyağı hangisine öncelik verelim? Bence zeytinyağı. Oran 3'e 2 veya 4'e 3. Yani 4 birim yağ tüketecekseniz 3 birimi zeytinyağı, 1 birimi tereyağı olsun. Sıvı yağlardan kaçınalım ama sıvı yağ kullanacaksak da yine bir şekilde zeytinyağının bir tarafına doğru girmeye çalışalım. Biraz pahalı bir yağ zeytinyağı ama zeytinyağını bizim daha çok hayatımıza sokma mecburiyetimiz var. Onda da sınır önemli, değil mi? Şimdi bir beşinci öneri de gelsin hocam. Protein, hep protein desteği önemlidir bağışıklık sistemi içinde şu dönemde ama bu hangi protein diye soracağım size. Yoğurt, yumurta, balık, bunlardan vazgeçmeyelim herhalde, değil şimdi mi? Şimdi proteinler aslında hayvansal proteinler daha değerli. Bitkisellerden falan diye biliyorduk ama işin aslı öyle çıkmadı. Bitkisel proteinlerin de en az hayvansal proteinler kadar değerli olduğu anlaşıldı. Fakat yine de proteinlerin de kendi içinde sınıfları var. Bir numaralı protein ne derseniz bana, ben size yumurta derim. Her sabah bir tane. Evet, yumurta. Yumurtadan sonra gelen protein ne derseniz balık derim. Arkadan yoğurt derim. Sonra kırmızı et derim. Sonra bakliyat derim. Çünkü proteinin içinde yanında taşıdığı güç de önemli. Yumurta size protein verir ama bir sürü şeyi, kolini, E vitaminini, B vitaminlerini, D vitaminini, omega 3 yağlarını da bonus olarak verir. Öyle düşünmek lazım. Evet. Balık da öyle. Balık selenyumu verir, çinkoyu verir, fosforu verir, proteini verir ama daha pek çok şey, omega 3'ü verir, çok şeyi yanında size bonus olarak, ek olarak verir. Doğru tedavi için önce doğru tanı şart. Bunun için de biz ne diyoruz? Hangi test? Hangi test dedik? İnsülin direnci nasıl hesaplanır? Bununla başlayalım hocam. Testler hayatımıza girdi ve onları yönetmek de artık önemli bir sağlık okuması yapma zamanı geldiği için önemli hale geldi. İnsülin direnci her 4 yetişkinden birinde olduğuna göre herkesin bende insülin direnci var mı yok mu boyu kadar, tansiyonu kadar bilmesi lazım. 1. 2. Açlık insülini ölçtür kardeşim. Açlık şekerini ölçtür. Açlık şekeriyle insülini çarp, 405'e böl. Tekrarlıyorum. Açlık insülini ölçtür. Açlık şekerini ölçtür. İkisini birbiriyle çarp, 405'e böl. Bulduğun rakam 1,5'ün altında olsun.
1.7'yi geçiyorsa ayağını denk al. Problem var. 2.5'yi geçmişse en kısa zamanda bir uzmandan randevu al. Git işi çöz. Beslenme uzmanının karşısına değil, önce doktorun karşısına git. O seni beslenme uzmanına nasıl yönlendireceğine karar versin. Evet, şimdi bir testi daha öğrenelim, sonra hangi takviye diyelim? Demir ölçümleri ne kadar güvenli? Hiç güvenli değil. Gerçekten mi? Evet, ben çok üzülüyorum. Hemoglobini normal, hematokriti normal, demiri düşük, hemen demir dayanıyor ya da kişi hemen demire başvuruyor. Ya da hiç hemoglobin, hematokrit baktırmıyor, doğrudan demire bakıyor. Şunu söyleyeyim madem, sizin kanınızı alayım ben yarın sabahleyin, açlık kanınızı. Aha. Aç karnı aldım o kanı, Melda, Süheyla veya Jale, üçe böleyim, rastgele isimleri yazayım. Farklı laboratuvara değil, aynı laboratuvara göndereyim, aynı makineye göndereyim. Üç ayrı demir sonucu gelmezse ben altına imzamı atmam. Ne yapacağız peki? Güvenmeyeceğiz. Nasıl yapacağız? Bu durumlarda tecrübeli doktorlar batarya testi yapar. Hemoglobin, hematokrite bakar. Hematokrit ve hemoglobin düşükse acaba demir eksikliği olabilir mi diye demire feritinle beraber bakar. Hatta bir demir bağlama kapasitesine bakar. Yani sadece demirin düşük diye korkmayın. Demirle feritin beraber düşükse uyanık olun. Ama demir ve feritin bakmak pahalı. Hematokrit ve hemoglobin baktırmadan demirinize zaten baktırmayın. Bu doğru değil. Peki. Şimdi bir de çözüme gidelim. Hangi takviye diyelim? Bellek desteklerinde ilk 3 takviye ne olmalı? Bana göre 1 numaraya omega 3 koymak lazım. Yine. Evet. 2 numaraya B12 koymak lazım. 3 numaraya D vitamini koymak lazım. Arkası gelir. Ama bu üçlü olmadan sağlam bellek biraz zor. Özellikle omega 3. Beyninizin %60'ı yağ. O %60'ın da %20'ye yakını saf ve temiz omega 3. Yani beyin kadar yağlı bir doku zaten hemen hemen çok az vücudumuzda. Eklem desteklerinde hangi bence takviye? Bir numaraya kolajeni koyalım. Özellikle tipi kolajeni koyalım. Tipi 2 kolajen. 2 numaraya glukozamin ve kondroidin karışımını koyalım. 3 numaraya yine eklemi yağlandırıcı düşüncesiyle omega 3'ü koyabiliriz. Peki şimdi sona doğru yaklaşırken haftanın önerisi diyoruz efendim. Peki. Demir eksikliğine dikkat çekeceğiz değil mi? Evet. Çok yaygın. Özellikle doğurganlık çağındaki hanımlarda. Yani ergen kızlıktan başlayınız. Menopoza girene kadarki kadınların hemen yarısına yakınında demir eksikliği sorunu var. Çoğu farkında değil çünkü yavaş yavaş gelişiyor. Vücut alışıyor, kanı yarıya iniyor, demiri yarıya iniyor, dörtte bir iniyor. Hatta demir depoları tükeniyor, farkında bile olmuyorlar. Bu nedenle her kadının yıllık check-up'ına hematokrit ve hemoglobinlerine baktırması lazım. Ayrıca her yetişkinin, her ergenin, her yeni doğanın demir takibi yapılması lazım. Çünkü demir eksik olunca beyin işini yapmıyor. Demir eksik olunca beyindeki bir sürü enzim çalışmıyor. Demir eksik olunca hemoglobinimiz düşüyor. Hemoglobin düşünce oksijen taşıyamıyoruz. Nefes aldığımız oksijeni dokulara götüren otobüs, tren, metrobüs, hemoglobin, demir esası. Hem demir demek, hem globin. Globinin hemlenmiş hali ama hem için sizin demir almanız lazım. İşte demir eksikliği bu nedenle çok önemli. Her çağda, her yaşta demir eksikliği ilk akla gelen sağlık sorunlarından biri olmalı. Başka yolu yok. Evet. Aslında 12 Ekim'e dair çok soru var. 12 Ekim'de kademeli olarak okulların açılışı da sürecek. Çok kişi soruyor. Haklılar. Gönderelim mi diyen var. Bu noktada hocanın kararı ne olur mesela torunu için diye soran var. Evet. Nasıl tedbir alalım diyen var. Bir hijyen kiti yaptık doğru mudur diyen var. Ne yapmalı? Burada imkanlar birincisi. Yani bir uzaktan eğitime, örgün eğitime katılabilecek olan bir yapılanmayı var mı, yok mu? Yani internete bağlanan bir ekonomi, tablete sahip olmak bir ayrıcalık. Çocuğun tabletten bunu izleme, dalga geçme kabiliyeti önemli. Ama her şeyden önemlisi çocuğunuzu göndereceğiniz okulun alacağı güvenlik tedbirleri. Ben Milli Eğitim Bakanı'na daha önce de açıkladım, güveniyorum. Çok çalışma yaptılar, çok önlerinde zaman kaldı. Geçen Mart'tan beri okul meselesi tartışılıyor. Hala hata yaparlarsa zaten ayıp ederler. Ama okullarda da ciddi tedbirler aldığını biliyorum. Doğru yaptılar, kademeli yapacaklar. Bu okulların mutlaka açılması lazımdı, denilmesi lazım. Çocuklar sadece uzaktan eğitimli olmaz. Çocuk sadece A, B, C'yi öğrenmiyor okulda. Arkadaş öğreniyor, sosyal yaşam öğreniyor, hata yapmayı öğreniyor,
kıskanmamayı öğreniyor, kavga etmemeyi öğreniyor, ortak yaşamayı öğreniyor. Yani sosyalleşiyor, besleniyor, ruhen besleniyor. Evinde tabletten, eğitimle bu işi yürütemeyiz. Onun için bunu denemek zorundayız. Deneyeceğiz, hata yaparsak geri çekileceğiz. Bir daha deneyeceğiz, bir daha geri çekileceğiz. Ama sonuçta bu işi başaracağız. Ruhen çok ihtiyaçları var. Kesinlikle. Benim kızım da annem olur okulaşasın beni gönder diyor. Beslenemiyorlar, evet. Sağlıkla gelsin haberler, biz de öyle aktaralım. İnşallah. Hayatımız bizim elimizde. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu farkıyla bunun altını bir kez daha çizdik. Bir anlamda haftalık vitaminimizi de bilgi anlamında almış olduk. Umarız iyi haberlerle karşınızda oluruz. Çok teşekkürler hocam. Estağfurullah. Hem kendi adıma hem izleyicilerimiz adına. Sağlıkla görüşmek umuduyla.